Doğru Maça programından Mehmet Ali Çetinkaya ve Yılmaz Görer'le birlikteyiz. Merhaba. Bugün bir gün önce yayın yapıyoruz. Öncelikle ondan bahsedelim. Biraz tatil trafiği de olacak. O yüzden bir gün öne aldık yayını ama bir yandan iyi ki de almışız. Gündem yoğun. Birçok şey konuşacağız. Ve tabii ki en başta İlhan Cavcan'dan. Mali hoş geldin, Yılmaz hoş geldin. İyisiniz umarım. Her şey yolunda. Evet. Bir gün önce yayın yapıyoruz çünkü biraz hem gündem de yoğun, bizim gündemimiz de yoğun. Yani bir okullar tatile girdi, biraz memleket falan havası alacağız. Tabii oraya geçmeden önce 2017'ydi değil mi arkadaşlar? İlhan Cavcav dün Sesi Stadyum'da yankılandı. Yani birçok şeyiyle konuşuldu İlhan Cavcav. Tabii ki bu kulübü bugün tutmamızın sebeplerinden, en büyük sebeplerinden bir tanesi İlhan Cavcav. Yani yoksa bugün Gençler Birliği başka bir kulübe dönüşebilirdi kendisi olmasaydı. Hani yaptığı hizmetler, yöntemleri, yani bunlar hep tartışılır. Yani bu genelde one man show gibi. Ben önce kendi yorumuma başladım, sonra sizlerin yorumunu soracağım. Yani evet, çok önemli bir figür Türk futbolu için. Ve hani bir yol açtı, belli şeyleri ortaya koydu. Ve Gençler Birliği bugün tesislerini kazandırdı. Hani başarılı bir başkan başlığı altında ben nedense bir türlü büyük başkanı alamıyorum. Bilmiyorum, herkesin görüşü farklıdır ama. Ya benim böyle dememin sebebi, birazdan Mali bahsedecek, çok sık teknik direktör değişiklikleri. Yani hep ortada olma isteği. Hatırlayın, Ersun Yanal'ın gitmesinden neredeyse memnun oldu. Yani Gençler Birliği'nin çok büyümesini pek tercih etmedi çoğu zaman. Tabii ki bir şey getirmiş olabilir ama benim için en büyük kriterdi arkadaşlar, bilmiyorum katılır mısınız? Yani mesela çok büyük bir başkan kendisinden sonrasında planlayabilirdi. Yani benden sonra Gençler Birliği ne olacak diyebilirdi ama bunu demedi. Tabii ki herkesin bir yoğurt yiyişi var. Kendisini rahmetle anıyoruz. Yani İlhan Cavca Gençler Birliği ismiyle çok özdeşleşti. Ama bir yandan da Gençler Birliği'nin idealleriyle çok uyuşan bir durum değildi. Zaten geldiği olağanüstü koşulları düşünelim. Değil mi? Hasan Şengel kolundan çekip hatta ikinci defa tekrar getirdi. Aynen. Onun öncesinde Mali'nin daha önce bahsettiği İsmet Sezgin'den tutun da bir sürü sembolik başkan da olmuştu. Hatta İlhan Cavca'nın Galatasaray Kongre üyeliğine kadar birçok şey konuşuldu. Yani tartışırsınız şuydu buydu. Evet, başarılı bir başkan. Bu camiayı neredeyse kör karanlıktan alıp yani bugünlere çekmiş bir işte tek adam unsuruydu. Yani çimcisine kadar galiba tesislerde herkes biraz titriyordu görünce. Ama maalesef sürdürülebilir bir model bırakmadı. Benim için de çok büyük başkan demem için böyle bir model bırakması gerekiyordu. Mali senle başlayalım. Bu aynen. Hoca sayısı çok konuşuldu. Hani yani şöyle söyleyeyim hızlıca çünkü bu başlı başına bir yayın konusu. Evet. Çünkü ben hakikaten İlhan Cavcav'la alakalı saatlerce konuşabilirim yani. Hakikaten konuşabilirim. Bir sürü hikayesi var. Bir sürü olayı var. Şu bu. Sonuçta 40 yıl bu kulübü yönetmiş bir kişiden bahsediyoruz. Hani geliş hikayesini de biliyorum. Gidiş hikayesini de biliyorum. Hani o yılları araştırdığım için söylüyorum. Ukalalık olarak almasın kimse. Tabii. Yani şöyle bir hikayesi var. Tabii ki İlhan, yani şöyle iki cümle söyleyeyim sadece. İlhan Cavcav evet önemli bir başkandır. Türk futbolunun içinde çok önemlidir. Niye? Çünkü 40 yıl boyunca bir kulübü yönetmek, yönetmiş olması bile başlı başına bir hikayedir yani aslında. Çok önemli bir hikayedir. Bu orada bir kalsın. Onun dışında evet dediğin gibi Gençler Birliği'nin en kötü dönemlerinde yani 12 yıl, 13 yıl süren buhran dönemlerinde 69-70 sezonundaki düşüşüyle başlayan 82-83 sezonunda çıkışına kadar süren buhran döneminde bir ışık olmuştur. Yani bu çok önemli. Hasan Şengel onu getirmek için çok uğraşmıştır. Geldikten sonra işte kulübü sahiplenmiştir vesaire vesaire ve ondan sonra dediğim gibi hani 90'lar ayrı konuşulur, 80'ler ayrı konuşulur. 2000'lerin başındaki ilk dönemdeki Gençler Birliği'nin tarihinin en önemli 2002-2004 sezonları yani oradaki bölüm ayrıca konuşulacak konulardır. Ama bir de bu işin bir de şöyle bir gerçekliği vardır. 2006'dan sonra çöküş dönemi vardır. Yani hani 2006'dan sonra da yaptığı bütün her şeyi silmiştir bence. Zaten sıkıntımız da burada. Çünkü orada 2006'da aslında senin de dediğin gibi kulübün geleceğini düşünerek, kulübün kurumsallaşması gerektiğini düşünerek, kulübü sahiplenecek ve geleceğe taşıyacak insanları oraya getirmesi gerekirken küçük olsun benim olsun demiştir. O yüzden bu iş böyle gider. Yani hani dediğim gibi iki dönem olarak bakıyorum ben Cavcav'a. Evet güzel dönemi var ama o güzel dönemin üzerine taçlandırması gerekirken tam tersini yaptı.
Ve şu an düştüğümüz pozisyon, şu anki sahipsizliğimizin de hani taraftarsızlığımız dahil her şeyin bu kadar köksüzleştirilmesinin de sebebi de kendisi. Yani hani çift taraflı. O yüzden hani dediğim gibi uzun uzun konuşabilirim. Teknik direktör tarafına bakarsak da şöyle söyleyeyim sadece. Kesin rakam yaklaşık olarak 65 teknik direktörle çalışıyor. 65. Evet, ben gördüğüm yaklaşık diyorum. 64'tür, 63'tür ama 65. Yani o civar olması lazım. Bir iki tanesi yükselir ya da düşer. Ama Gençler Orgun kaynaklarına göre 77'den bu yana, 77-2017 arası ölümüne kadar geçen bölümde 65 teknik direktörle çalışmış. Ama dediğim gibi bunlar unik değil. Yani 65 farklı teknik direktör değil, 65 kere teknik direktörle çalışmış. Yani bu şu demek oluyor. Mesut Bakkal'ı mesela sezon başında getiriyor, bunu yaptı. Biliyorsunuz hani isim değişir. Mesut Bakkal'ı getirdi, arkasından sevmedi, kovdu. Başka birini getirdi. Sonra tekrar Mesut Bakkal'ı getirdi falan gibi şeyler oldu yani. O zaman 3 oluyor. Durum bu yani. Hatta senin bir şutun hikayen de var. Hani hadi gel bakalım falan, çalış bakalım diye. Hayır, hani böyle ya. Yani böyle bir şey hikaye var. Yılmaz, senin İlhan Cavcıoğlu'yla görüşelim. Bugün başkan konuşacağız da. Başkan da konuşacağız. Yılmaz, İlhan Cavcıoğlu'yla ilgili görüşlerin ne olur? Az önce Kamber Bey yorum yapmış. İlhan Cavcıoğlu'nun değeri aslında öldükten sonra anlaşıldı. Hani yani şöyle, hepimiz aynı dönemi gördük. Hani iyi tarafını, kötü tarafını, herkes görmek istediği tarafını görüyor. Yani ben kendisi başkanken çok eleştiriyordum kendisini. Vizyon meselesinden dolayı ama ya bu kadrodaki futbolcuyu değerlendirmek gibi. Sonuçta ülke futbolunda işte yöneticiler belli, başkanlar belli, kulüplerin durumları belli. Hani baktığımız zaman yani şöyle gelmiş geçmiş, yani gelmiş geçmiş demeyelim de özellikle mesela kendisiyle beraber son 20 ile baktığımız zaman işte içinde bulunduğumuz kulübe de bakmak lazım. Sonuçta Gençler Birliği olarak yani gerçekten çok büyük başkan benim gözümde. Tabii. Yani büyüklüğünü ben açıkçası şöyle, ya o dönem işte biraz daha farklıydı. Sonuçta biz güçlüydük. Yani belki başkası da şey olabilir diyordum ama yani şu anda bizim düştüğümüz hale bakınca yani 40 sene boyunca bu kulübü böyle yönetmek gerçekten ya ortalamanın çok üzerinde, işte onu demek istiyorum. Yoksa hani İlhan Cavcıoğlu tek değildir yani, benzerleri de çıkar ama bize rast gelmedi veya ülke futboluna rast gelmedi. Şu anda görüyoruz, her takımı görüyoruz. Ya özellikle ne kadar eleştirsem, beni vizyondan dolayı çok eleştirdim ama o zaman her zaman şunu da dipnot olarak eklerdim. Ya mali olarak kusursuz bir yönetim. Ya kesinlikle kusursuz yani. Yani bu kulüp kesinlikle, ya mesela şu anda bakalım işte mesela yani Niyazi Aktaş'ın açıklamaları, işte kapı kapı dileniyorum mesela. Yani Gençler Birliği hiç böyle bir kulüp olmadı. Ya gerçekten yani ülke futbolunun çok üzerinde. Hani çok çok üzerinde yani. Standart olarak. O bakımdan yani işte öldükten sonra anlaşılıyor. Tabii şeyi bilemezdik. Hani keşke sonrasında düşünebilseydi. Ha bu konuda da ben birkaç tane şeye bakmıştım zamanında. Ya daha doğrusu bir konu gereği bakmıştım da hatırlıyorum zaten şeyleri. Kendisinden sonraki kısmı da hep şöyle diyordu. Yani bırakacağım kimse yok diyordu. Mesela ondan da şikayetçiydi. Ha, doğrudur yanlıştır. O ayrı bir olay. Ama hatta bir tanesinin dönemine de bakmıştım. Bu açıklama yaptığı dönemde başkan vekili Niyazi Aktaş'tı. Hani belki de ona bir şey yaptı. Hani o aralar bir, çünkü ayrılma süreçleri falan da olmuştu zaten ondan sonra. Hemen peşine şey gelmişti, hastalığı vesaire. Belki de hani mesaj mı verdi bilmiyorum ama yani kısacası toplamda baktığımız zaman, şu geldiğimiz konuma baktığımız zaman benim gözümde çok büyük başkandı. Maalesef ondan sonra bir daha onun gibi şeyi bulamadık. Şu anda da zaten ne olduğumuz, ne olacağımız daha doğrusu belli değil. Yani yapısı itibariyle Yılmaz'a katılıyorum ama Mali'nin dediği gibi yani sonuçta burada bir yani bir yin-yang durumu da yok aslında. Belli açılardan, dediğin gibi mali açıdan çok başarılı. Bir, en büyük model. Ama Mali'nin dediği gibi belli açılardan da saltanatı, işte David Yavuz'un dediği gibi yani saltanatı hak etmeyen bir yapıydı bu. Ama bir yandan da işte bir tek adam şu bu. Yani bu şekilde devam etti ve dediği gibi bu durumu hazırlaması gerekiyordu aslında. Evet. Aynen öyle. Bir de çünkü şöyle bir şey var. İnsan ölümlü yani. Bunu biliyoruz. Bir de Gençler Birliği dediğiniz kulüpten yani İlhan Cavcıoğlu doğduğunda Gençler Birliği diye bir kulüp vardı. Öyle düşünmek lazım. Tabii. Yani ölümlü bir dünya anlamında söylüyorum ama asıl benim en hani dediğim gibi konu konuyu açar bu arada. Ben hakikaten uzun uzun konuşurum bunu da. Onun için çok kısa keserek cümleleri kuruyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Ben İlhan Cavcıoğlu'nu en çok eleştirdiğim şey şuydu.
İlhan Cavcav ne derseniz deyin Gençler Birliği başındayken bu kulübü yıkalım dese yıkardı. Öyle diyeyim. Yani o kadar güçlüydü demeye çalışıyorum. Hı-hı. Hadi kulübe tabii abartarak söylüyorum. Yani istediği her şeyi yapabilirdi. İşte o kadar güçlüyken ve istediği her şeyi yapıyorken ve mali olarak aynen borçsuz bir kulüp yönetiyorken aslında bu kulübü biraz daha akıllı bir şekilde işte biraz daha kurumsallaştırsaydı bu takım Hı-hı. şampiyon da olurdu. Hı-hı. Devamını da getirirdi. Ve biz bunu hep gördük biliyorsunuz. Yani çünkü şimdi Fener Beşiktaş Galatasaray hegemonyası bu ülkede hep vardı. Hep Hı-hı. var. Ama asıl sıkıntı, asıl yani oradaki bit yeniği şudur. Yani Fener Beşiktaş Galatasaray burada her şeyi yaparlar. Çok güçlülerdir. Ama Hı-hı. Trabzonspor'un hatırlarsınız yani defalarca şampiyon olmasının en büyük sebeplerinden biri 3 puan 2 puan sistemidir. Evet, evet. İkincisi Beraber. De yani bir bug bulmuştur. Birincisi budur. İkincisi de evinde çok büyük bir deplasman olmasıdır. Yani herkes gittiği zaman ayaklarının titremesidir. Onun için evet. evde kazanıp deplasmanda berabere kalıp şampiyon olmuştur. Yani orada bir bug yakalamıştır. Biz de aslında bu kadar büyük bir hegemonya varken Cavcav parasal olarak çok iyiyiz. Borcumuz yok. Ve hatırlayın sezon biterdi arkasından o sezonun en çok konuşulan 3-4 tane yani Fener Beşiktaş Galatasaray'ın bulaşmadığı 3-4 oyuncu çat çat hemen alırdık. Yani öyle bir albenisi de vardı takımın. İşte orada biraz kafasını kaldırıp biraz başarı istemesi gerekiyordu. Ki bunu bir kere yaptı biliyorsunuz. O da Ersun Yanal'ın ben gideceğim demesiyle olan 2003-2004 sezonu tamamen Ankara gücüyle bir çekişme ve biraz şeydi. Yani bir kere başarı istedi. Onda da ne olduğunu gördük. Yani ben öyle bir şey yapsaydı şu an gerçekten en büyük başkan, duayen başkan diye bizim için söylüyorum. Türk futbolunda acayip işler yapmış başkan olarak konuşurduk. Ama tabii, tam tersini seçti. O yüzden yazık oldu ya. Yani işte hani İlhan Cavcav'la ilgili yani ilgili böyle çok değişik kaynaklardan işte bel altı bel üstü bir sürü şey duyuyoruz. Katılıyorum ben yoruma. İlhan Cavcav'ın fazla daha iyisini neden yapmadı? Eleştirilir kesinlikle Türk futbolunda. Çünkü zaten bu modelin bir devamlılığı yok. Yani düşünün kulübün çiminin uzunluğundan kasaptan gelecek ete kadar çatısına kadar bakan bir adam. Yani bu böyle bir ekonomiyi yöneten bir adamdan bahsediyoruz. Hani bu tabii ki başarılı olacak bir model bir yandan takip ediyor. Ve kendisini rahmetle anıyoruz. Yani minnetle anıyoruz İlhan Cavcav'ı ama dediğim gibi daha iyisini yapabilirdi. Bu kadar büyük bir futbol aklı belki belli sebeplerden daha ilerisini düşünebilirdi. Ama bir yerde hani oğluma bırakmayacağım dedikten sonra oğluna bırakması da tabii ki bize bir takım şeyler verdi. En son yönetim durumuna geçeceğiz arkadaşlar. Bir kupa mesaisiyle başlayalım. Takımımızı tebrik edelim. Galiba Mali 5 yıl sonra tekrar ilk 16'ya kaldık diye hatırlıyorum. Evet 2017-2018'di diye hatırlıyorum ben de. En son yanlış hatırlamıyorsam. Çok da umutlu gitmeniz bir deplasmanda ama biz hep bizim yayınlarda bahsettiğimiz gibi Gençler Birliği'nin hedefi her zaman tur atlamaktır. Yani şimdi çıkan kadroya baktığımızda da zaten bunu görebiliyoruz ama rakip de buna göre bir kadroyla çıkmıştı. Hatta yani ilk golü yedik. Yani ilk golde de yani hatta birazdan konuşacağız. Yani Musa olsun, diğerleri olsun. Bu Sakarya maçındaki saçma golde de Musa'nın büyük payı var. Herkes korkuna defansı söyleniyor da golü Musa yedirdi orada da. Evet. Yani Musa gerçekten hani fiziği daha ileri gidecek derken takıma çalışırken daha da geriye gitti. Şu anda bir kambur oldu. Valla Yiğit Efe mi Musa deseniz ben şu an Yiğit Efe diyecek durumdayım. Çünkü en azından daha fit bir durumda. Şimdi önce bu kupayı yorumlayalım. Mali son 16'ya kaldık 5 yıl sonra ve Trabzonspor'la içeride oynayacağız. Aynen. Sanırım turu geçen hasılatın %60'ını alacak. Geçemeyen. Galiba öyle biliyorum. Biz de öyle biliyoruz. Ne dersin Mali? Turla ilgili görüşmeler alalım. Şöyle söyleyeyim. Dediğin gibi gündem dolu olduğu için hızlı hızlı konuşalım aslında. Çünkü Kayseri Spor maçından bir ufak bir şey söyleyeyim. Kayseri Spor maçını daha önce söylemiştim. Hani rakamsal tarafında da biz kupada Kayseri Spor'a karşı çok iyi olmadığımızı söylemiştim. Hani rakamlarda da. Fakat bir umut biz her yıl aynı şeyi söylüyoruz ya aslında. Hani yedek kadroyla bile çıksak asılalım, asılmaya çalışalım. Çünkü rakip de ne olursa olsun bir şeyle gelecek. Yani hani as takımıyla çıkmayacak falan filan diye hep bunu yıllarca söyledik biliyorsun. Bu yıl aslında bunu gördük. Yani nasıl gördük? Biz 1-0'a kadar aslında bayağı kontrol yapmaya çalıştık. Takım direndi. Hem iyi defans yaptı hem hızlı çıkmaya çalıştı. Yani bu çok güzel bir taktikti ve güzel bir uygulanıştı.
Arkasından golü yedik. Ben golü yedikten sonra açıkçası dedim ki eyvah. Yani doğal olarak yani düşecek takım. Yani geçen yıl da aynısı oldu biliyorsunuz. Fakat şöyle bir ayrıntısı oldu. Takım düşse de aynı şekilde oynamaya çalıştı. İşte genç oyuncu, istekli oyuncu ya da kendini göstermek isteyen oyuncunun farkı burada görünüyor. Rakip de sonuçta rehavete kapıldı ve arkasından işte tartışılabilecek bir penaltı diyeyim. Hani çünkü çizgide mi değil mi, içeride mi dışarıda mı, o ayrı bir şey. Yani onu da şeyini koymuş olalım ama sonuç olarak oradan biz maçı çevirmeyi bildik. Yani ne olursa olsun. Bu çok önemli bir şey. Hatta Fatih maçı da öyle oldu Mali. Yani. Tabii tabii, bak onu diyeceğim. İşte şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Çünkü ben diyorum ya, bak futbolun ne derseniz deyin, istediğiniz kadar iyi oyuncu alın. İnanılmaz oyuncuları bu takıma getirin, kulübe getirin. Eğer siz takım olamazsanız ya da o hani o sinerjiyi yaratamazsanız, o isteği yaratamazsanız o takım sönüyor. Yani bunu hep görüyoruz. Tüm dünyada böyle. Futbol dediğiniz şey böyle bir şey. Takım oyunlarının hepsi böyle bir şey. İşte mesela Kayseri Spor maçında aldığımız galibiyet çoğu kişi için ne var ki denilebilecek bir galibiyetken, hani onlar da yedek çıktı bilmem ne, bir sürü kulüp bulunabilir. Ama biz de yedeğe çıktık ve biz o maçı alarak, ki Ay Osman'ın attığı penaltı golü bile çok önemli. İşte bunların hepsinin meyvesini de aslında Sakarya maçında yedik. Evet. Futbolun nasıl bir psikoloji oyunu olduğunu gösteren en önemli şeylerdi. Ki mesela Kayseri maçında penaltının başına geçtiğinde ben eyvah diyordum. Hani ne olur ne olmaz. Çünkü 5'te 5 kaçırmışız. Onu atınca ben mesela Sakarya maçını izlerken yine Ay Osman geldiğini görünce dedim ki atarız. İşte bu bile psikoloji, yani bu çok önemli şeyler bunlar. Yani o yüzden Kayseri Spor maçı çok iyi oldu. Hem sinerji yarattı, pozitif enerji. Ve Sakarya maçında da konuşuruz. Bayağı bunun ekmeğini yedik. Son olarak Trabzon olayını da söyleyeyim, kapatayım, ondan sonra siz konuşun. Trabzon Spor'la alakalı şimdi bir yandan bakıyorum. Trabzon Spor'a karşı da Federasyon Kupası'nda çok iyi değiliz aslında. Yine 7 maç oynamışız bugüne kadar. 4'ünü evimizde, 3'ünü deplasmanda oynamışız. Ve bugüne kadar sadece bir kere Trabzon'u Federasyon Kupası'nda yenmişiz. Yani Federasyon'da Türkiye Kupası deniyor. Bir kere berabere kalmışız. 5 kere yenilmişiz. 6 atıp 16 yemişiz. Yani Trabzon'a karşı kötü bir şeyimiz var. Ama şöyle düşünmek lazım. Trabzon hani ligde bir şey yapamayacağı belli oldu aslında dün de. Yani çünkü bir de arada çok fark var. Doğal olarak kupaya asılacaklardır. Hani bir Kayseri Spor gibi değil de daha ciddi bir takıma karşı oynayacağız. Ama içeride oynayacağız ama içeride oynayacağız. Evet. Evet, içeride oynayacağız. Birinci avantaj. İkinci avantaj da ne olursa olsun direnen bir takım olursak bir şeyler yapabileceğimizi gördük. O yüzden bir yandan da umutlu bakmak gerekiyor bence. Eyvallah Mali. Şimdi Yılmaz, sana soruyu sormadan önce bir kadroyu değerlendirmeni isteyeceğim ama burada Yiğit'in sakatlığı biraz hayırlı oldu. Sonra Yiğit zaten Sakarya maçında da oynadı. Yani yedekten giren Fatih beni çok memnun etti. Ha, kimse beğenmemiş olabilir ama ben bu arada Mert Kabasakal ve Fatih'i çok beğendim. Neden? Yani bakın Sakarya maçında da yayın önü, göbeğin önü hep yaylaydı. Yani rakip şut atamadı. Birkaç şutu boşuna attı. Şimdi Yılmaz birazdan Sakarya maçını değerlendirir. Kayseri maçında yaydan şut çektirmedik. Bakın. Evet, kanattan atak verdik. Ha, bu arada Akaboze stoper oynadı. Ya bugünden sonra Akaboze stoper gördüm ya, Akaboze'ye bir daha laf etmeyeceğim. Yani gol yemedik de yani. Yani Akaboze stoper oynadı bu takımda. Bence yani bu sezonun insanı Akaboze. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ya bu yaşta yani bunu söyleyelim yani. Burada Sinan Kaloğlu mudur? Kimdir? Adam stoper oynuyor yani Yılmaz. Yani sol stoper oynuyor. Ve gol yemedik yani Akaboze oynarken. Hatta Ertuğrul'a daldı galiba değil mi Yılmaz bu pozisyonda? Aynen. Sakatlıyor yani, az ama Sakarya maçında da gene çok acayip bir top çıkardı gene. Yani çok bu arada yani Akaboze bayağı üstüne koydu. Ensar da bence çok önemli bir oyuncu oldu. Yani son Sakarya maçında da gördük zaten. Yılmaz, senden bu Fatih ve Mert Kabasakal'ı soracağım. Hani mesela bazı arkadaşlar şey yorum yaptı. Ya ben Kabasakal'ı hiç görmedim. Görmezsin çünkü görevini yaptı. Yani Mert Kabasakal'ı Yılmaz tanıyor. Çok görev oyuncusu. Çok artı bir şey oynar mı Yılmaz? Zannetmiyorum. Fatih de öyleydi. Yok. Fatih bir tane şut çekti. O da çok güzel gitti zaten. Ama ikisi de görevini yaptı Yılmaz. Ne dersin? Önce bir maçı, kadroyu konuşalım. Ya şöyle, ben kadroya bakınca, hatta orada da yorumum var. Bu kadro turu geçmeye çıkan bir kadro değil. Hani şey olarak baktığımız zaman. Çünkü hani tamam, ilk 11 bir tercihtir. Sonuçta hamle oyuncuları var mı desek. Hatta mesela Kayseri Spor yedekte birkaç tane önemli oyuncusunu bırakmıştı. Hatta birisi girdi, sonra sakatlanıp çıkmıştı vesaire. Hani öyle şeyler vardı. Bizde o da yoktu. Yani alternatif olarak da işte yani önemli oyuncuları bu maça getirmemişiz. Çok
turu geçecek bir kadro muydu? Değildi. Ama baktığımız zaman Kayseri'nin kadrosuna orada da çok şey yoktu işte yani. İşte hatta Hayrola Erkip vardı Yılmaz. Mesela Hayrola işte onu diyeceğim. Geçen sezon bizde kiralıktı. Bizde de zaten süre alamamıştı. Şu anda Kayseri Spor'un normal 11'inde de çok süre alamıyor. Yani rotasyonda çok bize golü atan oyuncu genç bir oyuncu zaten. Asist yapan oyuncu genç bir oyuncu. Yani onlar da genç ağırlıklı kadroyla çıkınca aslında maç dengi de gitti. Ama tabii işte Ramazan gibi oyuncular var. Hani tecrübeli olarak. Birkaç tane oyuncusuyla aslında şey yaptı. Neydi? Sonra yabancılar da girdi. Yabancılar işte o, onlar hamleye girdiler. Onlar zaten oyunun genelinde etkili olan taraf Kayseri Spor'du. Yani o da normal yani. Sonuçta hem kendi evinden de Süper Lig takımı sonuçta. Ama bu maçta bizim geçen sezon aslında yine Kayseri ile oynamıştık kupa maçında. O maça da çok benziyordu. Biz o maçta da iyi mücadele etmiştik. Elenmiştik hatta. Elenmemiz bence istenmişti. Öyle de bir şey olmuştu. Yaptığımız hamlelerle maçı rakibe vermiştik direkt. Bu maçta da yine aynı mücadeleyi gösterdik. Yine kontrayı daha çok düşündük. Geçen sene de düşünmüştük. Çok pozisyon bulduk yani. Çok dediğim. Yani 3-4 tane net pozisyonumuz var. Evet evet. Ama şey neydi? O, en azından bu turu kaybetseydik bile mücadele anlamında umutluyduk. Yani ben bu evet, mücadeleyi evet görünce şey yapıyorum. Mesela son dakika biz gol yeseydik çok şey yapmazdım. Ha şeye baktığımız zaman pozisyonlar mesela yediğimiz gol de aslında hata orada Yiğit Efe'de. Evet evet. Mesela en evet büyük sorunu işte yani bilmiyorum geliştirebilir mi kendini ama. Hem zamanlaması da yok. İşte ağırlık zaten hani ağırlığı belki biraz ileride telafi edebilir ama yani zamanlama problemi orada kendini hissettirdi ama golde şeye dikkat etmek istiyorum ben yani aslında söylemek istiyorum. Şu üçlü savunma da hep böyle şeyden bahsediyorum aslında örneği gibi. Şimdi kenar bekler biraz da önde kalabildiği için hani hücuma çıkarken veya işte o bizdeyken yani üçlü de savunma aralarına rakibin sızması daha kolay oluyor. İşte bu maçta bu Yiğit Efe'nin kaçırdığı pozisyonda bunu gördük. Yiğit Efe yakalayamayınca zaten çok iyi bir pas açısı yakaladı tabii rakip oyuncu. Orada işte Musa ve Enzaba boşta olan oyuncuya gitmesi lazım. İşte yani bu işte savunmaya eleştireceğimiz taraf bu. Tamam Yiğit Efe hatayı yaptı. Hata başlattı ama orada Musa veya Enzaba'nın o pas kanalını kapatması gerekiyordu. Yani ikisi de bekledi. Yani o da çok rahat çıkarttı. Vurdu. Yani orada Ertuğrul'un da yapacağı bir şey yok. Yani diğer oyuncuların da yapacağı bir şey yok. Orada basit bir gol yedik. Ha penaltı pozisyonu bence değil. Yani şöyle bizim yediğimiz golden önce hemen Halit yine kendini atıyordu. Yani şöyle yani her şeye faul bekleyen bir oyuncu görünümü çizdi. Bence aslında yetenekli bir oyuncu. Yani ilk defa izledik zaten hani. Herkes ilk defa izledi. Bence potansiyel var çocukta ama ben bu şeyi sevmiyorum. Hani direkt. Ben şey diyorsun biraz ayakta kalsın. Hani. Aynen öyle. Yani, dokununca hemen kendini atan ya o profili sevmiyorum ben yani şey olarak. Bence öyle olmamalı yani. İlk olarak hedefi şey olmalı. Oyunda kalmak olmalı oyuncunun. Orada biraz sıkıntısı vardı. Ha, zaten ben bana göre de dışarıda o pozisyon hani faul olsa bile şey olmazdı ama bence faul de değil zaten. Hani şey olarak. Ben katılmıyorum. İttiği yer çizginin üzerinde, eli çizginin üzerinde. Yani iterek penaltı verdi hakem. İterek ayakları dışarıdaydı. İttiği yer, bilmiyorum Mali sen ne düşünüyorsun? İttiği yer çizginin üzeriydi yani. Orada ama bence orada oyuncunun Halit'in gol avantajı vardı arkadaşlar. Yani basit faul diyorsunuz ama gol avantajına gidiyor. Hani önden düşürmüyor. Hani bence orada ben ya yok şöyle bence ayakta kalabilirdi işte. Zaten gitseydi ayakta kalabilirdi. Kalabilirdi ama gol pozisyonuna girerken rakibi arkadan ittiği için daha hassas bir önden isseydi böyle olmazdı. Ama arkadan ittiği için gol avantajı olduğu için mesela FIFA ne diyor? Gol avantajına golü verin diyor. Yani arada kaldığınızda gole oynayın diyor hakemlere de. Ben birazdan konuşacağız. O zaman Sakarya maçı da penaltı da sıkıntılı denebilir ki Sakarya tarafı bu konuda çok konuştu. Hı hı. Ama orada da Donkor geçen sene yaptığını yaptı. Çok kontrolsüz geldi. Ve orada topu da bileğine vurdu en sarı yani. Kontrolsüz kayarak evet yani o penaltı. O dediğim gibi Kayseri'deki bence penaltı şöyle penaltı. Ben öyle hani gidebilir diye ayrıca yani o farklı bir hikaye çünkü futbolda bence. Yani aslında ona kalırsa yüzde yani penaltıların %80'inde futbolcu aslında gidebilir, konuşabiliriz. O ayrı bir hikaye bence. Burada bence yani tartışılacak hani ya da benim belki kuralı bilmediğim için olabilir ya başka bir ayrıntı olabilir. Hani çizgiye en azından gelmesi gerekiyor ya. Çizgi ve içinde olması gerekiyor diye biliyorum. Biraz sanki dışarıda gibi gördüm ben. Onu demeye çalıştım. Onun için tartıştım dedim. Yoksa bence
Ya şey gibi bir şey aslında bu, hani bu konuşunca penaltı bir, ya da faillerde şöyle bir hikaye vardır ya, hep anlatırım. 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe ile Ankara'da oynadığımız maçta Ümit Özat Ümit Özat diyorum, pardon. Neydi çocuğun adı ya? Ümit Bozkurt. Arjantinli bir oyuncuları var. Ortega. Arkasını dönüyor kaleye. Ümit Bozkurt buna sarılıyor. O da sarıldığını görür görmez kendini atıyor. E şimdi siz ceza alanı içerisinde bunu yaparsanız adam da kendini atabilir. Hani gibi. Onun için hani penaltı konusu biraz şey karışık ama dediğim gibi o dışarıda içeride. Ben de sadece ona hak dedim. Ne olur evet, bilemedim yani. Eyvallah. Peki Mali, senin eklemek istediğin bir şey var mı kupa maçıyla ilgili? Yok yani şey dedim, inşallah Trabzon maçında da biraz işte bu sinerjiyle ya da şu an mesela iki maç üst üste hem Kayseri hem Sakarya Trabzon maçına kadar bu sinerjiyi devam ettirebilirsek hani bu haleti ruhiyeyi bence çok daha farklı bir maç izleyebiliriz. Çünkü Trabzon da o kadar ahım değil yani gördüğünüz gibi. Yani yok değil. Öyle görüyorum. Değil. Yılmaz, senin kupayla ilgili söylemek istediğin son birkaç not. Şeyi nasıl buldun? Arda Temur'u nasıl buldun? İlk defa izledik. Ya ben işte oyuncu özelinde bakarsam Arda Temur'da ben şey aldım. İyi izlenimler aldım. Hani şey olarak alternatif olarak. Yani rotasyonda ya, bize ilk geldiğinde şimdi o da Almanya'nın alt takımlarından geldiği için hani izleme şansımız yok zaten. Hani orta saha diye gelmişti ama ilk TSD maçında sol kenarda oynamış. Sol açık gibi oynamış daha çok. Bu maçta da bek gibi. Bu maçta üçlünün bekini oynadı. Daha sonra zaten dörtlünün bekine geçti direkt sol bek olarak. Hani şu anda yani Özgür Çek de var orada. Yasin de var zaten. Arda Temur'un da oraya girmesi iyi. Çünkü dediğim gibi yani savunma bu halde giderse bizim bu Musa'yla... Ve transfer yapmayacaksak Yılmaz transfer aynen yani yapıyor. Transferde de az önce bir arkadaşla yazıştık da Flavio boştaymış bu arada. Hani şey imkan olsa imkan olsa Jimmy Durmaz değil de Flavio şeymiş boştaymış. Neyse orada iyi bir şey olabilir. Yani belki işte şey yaparsak Yasin'i stopere geçirsek ki dediğim gibi şey yani Musa'nın şimdi Tuzla maçına düşünelim. Tuzla maçı bu maçta yine rakibi kapatamadı. İki. Son maçtaki hatası zaten. Yani son üç maçtır. Üç ciddi hata. Yani Musa'yla anladığım kadarıyla şey olmayacak. Bir gidiş hayırlı olmayacak bizim adımıza. Mert Kabasakal bana göre iyi işini yaptı. Yani şöyle ya biraz işte futbolcularda şey var işte genç milli takıma seçilince çok böyle kendilerini önemli zannediyorlar da genç milli takıma çağrılan hatta ben olsam şöyle yaparım. Yıllar boyunca çağrılmış isimlere bakarım. Muhtemelen çoğu futbol hayatı bitmiştir. Yani erken yaşlarda. Yani öyle çok önemli bir şey değil aslında bu kulüp içerisindeki hani orada çalışan teknik adamlardan vesaire isim alıyorlar. Hatta orada da referans sistemi dönüyor maalesef. Çok sağlıklı bir şey değil. Onun dışında Osman'ı zaten son maçta da gördük. Yani fiziksel sıkıntılar olsa bile ya teknik oyuncuydu ondan bahsettik. İşte bir şey sorunu var. Fiziksel sıkıntılar var. Hani bu maçta 45 dakika oynadı. Burada 90 dakika oynadı ama. Ya iki gol attı. Şey oluyor işte. Ama hani oyunda aslında çok görünmemişti. İşte tekniğini konuşturuyor. Biraz daha hani tekniğiyle oynuyor. Melih iyi performans sergiledi ama Melih'le ilgili hemen şurada şu vurgu yapayım. Bir tane pozisyon hatırlarsınız. Sağ çaprazdan direkt kaleye vurdu. Evet. Solda Osman boştu. Çıkarsaydı oraya asist yapacaktı. Şimdi bunu neden söyledim? Sakarya maçında da aynısını yaptı. Evet. Aynısı. İşte buna İlker Karakaş sendromu diyorum ben. yani sürekli gol atmayı düşünüyor ama yani bu toplamda bize zarar veriyor. Yani bu kendisine zarar veriyor. Aynen kendisine de zarar veriyor. Yani şimdi İlker de böyle yani boşta adam vardı şut atıyordu. Atmasın. Yani belki iyi şut vurabilir. O ayrı bir olay. Yani zaten bir kupa maçında da işte Maçu maçıydı herhalde. Yok Maçu'dan sonraki oynadığımız rakip kimdi? O maçta işte şey neydi? Orada güzel bir gol atmıştı ama yani boşta arkada ya bir de tamamen boşta hatta. Yani orada direkt çıkartacaksın. Asist yazılacak. Sen orada olayı kapatacaksın. Yani iki maç üst üste aynı pozisyonun kendisini tercih etmesi biraz sıkıntı. Evet. Orada biraz belki uyarılabilir. Dediğim gibi Halit'e bence İyi potansiyel var ama ben ayakta kalmasını tercih ederim. Çünkü yani her zaman öyle penaltı çalınmaz. Yani çoğu hakem de çalmaz bana göre. Fatih'i nasıl buldun? Fatih Ok da o da genç milli takıma çağrılan bir genç arkadaş. 6 numara. 6 numara. Yani normalde alt takımlarda 6 numara oynuyor. Tabii ilerleyen yaş kategorilerinde pozisyon da değişebilir ama yani profil olarak 6 numara daha uygun. Zaten potansiyel vaat ediyordu. Bence işte üzerine koyması gereken isimlerden bir tanesi. Ya bu altyapı ile ilgili
bizim genelde şöyle bir şeyimiz var. İşte hep uzun vadeye yayıyoruz. Mesela Niyazi Aktaş ilk geldiği zaman işte altyapıya önem vereceğiz dedi. 2,5 sene geçti aradan. Geldiğimiz noktada hiçbir şey yok. Hani şey yok. Yani böyle uzun vadeye yaymayacaksın bence altyapı. İşte Fatih Ok gibi. Yani bir an önce yetiştirmeye bakacaksın. Hazır hale getirmeye bakacaksın. Yani böyle hedef oyuncular olacak. Onların üzerine gitmen gerekiyor bana göre yani. Benim altyapıyla ilgili anlayışım bu. Ben zaten bir uzun vade deyince hemen şey yapıyorum. Çok ciddi almıyorum artık. Çünkü uzun vadede şey vardır. Bir ekonomide laf vardır. Uzun vadede herkes ölüdür diye. Hani öyle bir durum var. O çok şey değil. Sağlıklı değil. Diğer oyunculardan da herhalde işte Akaba Özen'in stoper performansı kötü değildi. Hani çok bir şey yoktu ama Enzaba bana göre iyi değildi. Enzaba bu maçta da bana göre kötüydü. Ona da Sakarya maçına geçince konuşuruz. Yani genel olarak aslında Kayseri'nin oynadı. Bizim iyi mücadele ettiğimiz. Bizim yayına başladığımız sıralarda Kayseri Spor içeride İstanbul Spor'a yenildi. Onu da söyleyelim. Kaç maç oldu? Bayağı oldu. Yani İstanbul Spor'un bu üçüncü galibiyeti oldu Yılmaz. Yani deplasmanda Kayseri 96-5'te yenmiş. Yani Kayseri'de bir düşüş de var. Yani şey de var. Yani onların durumu kötü. Satılıkmış icradan. Geçen hafta da bahsetmiştik zaten. Evet Yılmaz. Eyvallah. Kupa maçını toparladık. Trabzon maçında gene tribünde olacağız. Tarihi de açıklanmadı. Tarihi açıklanır yakında. Kupa Şubat'ın ilk haftası diyorlar. Ankara Gücü de içeride çünkü. Ankara Gücü de Erzincan'ı çekmiş. Onlara o şanslı. Evet. Çeyrek finalde Ankara Gücü ile oynamak üzere diyorum ben. Şimdiden bileti kesiyorum. Umarım çeyrek finalde. Trabzon'la da ilgili şey söyleyeyim. Ben şimdi kadrolarına baktım da son kadrolarında onlar da rotasyon tercih ediyor. Bizim maçta da öyle olursa o da bir şans olur. Yani orada da çok genç oynatmış çünkü. Yani Trabzonspor'la da. Ama ben orada Mali'ye katılıyorum. Çok rotasyon değil. Kupaya hedefleyecektir Abdullah Avcı. Yani kupaya yönelecektir. Ya zaten bizim Abdullah Avcı'yla kazandığımız olmamış olabilir kupada ya. Hep bizi genelde Abdullah Avcı'nın takımları. Bir öyle bir şanssızlığımız var. Ben hiç hatırlamıyorum çünkü elediğimizi. Nasıl? Her zaman oynadığında mı? Yok Trabzon olarak değil şeyde. Başakşehir'de. Yani daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Başakşehir'e elendik çeyrek finalde. Başakşehir'i elediğimiz bir yıl var diyebiliyorum. Ben işte bilmiyorum ama Abdullah Avcı genelde. Trabzonspor zaten bizim şey 2003-2004, 2002-2003, 2003-2004 orada final iki ziyaret var. Bir kere final kaybettik ama şöyle de bir şey var. Umut vereyim size. 86-87'de kupayı aldığımız yıl çeyrek finalde Trabzon'u eledik. Doğru. Doğru. Mesela o da önemli bir şeydir. Çeyrek finalde. 1-0, 0-0 olarak. Ankara'da 1-0 yenip deplasmanda 0-0 beraber kalıp kupaya giden yolda Trabzonspor'u elemişiz. Hani bu da tek galibiyetimiz de orası bu arada. Evet. Yani şeyde. Çünkü o dediğin gibi yani 2002-2004 sezonun bence en tartışılan hikayesi de Ersun Yanal'ın hep sezon sonunda kafasını karışıp gideceğim moduna girip o kupa finallerine fazla hazırlanmaması hep eleştirilir biliyorsunuz. İki maçta da saçma sapan yenilmiştik yani. Hakikaten saçma sapan. Guardiola numara yoktu yani. Yani yoktu da işte Guardiola da böyle ya final kaybediyor yani onunla da. Bana göre Ersun Yanal'ın orada şey hatası var yani oyunu değiştirmiyor artık çok rakip iyice çalışarak geliyor derler ya. Hani öyle İBB maçında analım. İBB maçında İlhan Cavcav'a tezahürat yazmıştık. Aldın mı Cavcav kupanın sapını diye. Orada hatırlayalım. Elenmiştik. Daha sonra Bursa'ya da böyle bir şey olmuştu. Bir Bursa'ya da elendiğimiz gene yüksek turlar var. Ama arkadaşlar yani 16'ya kalmak çok güzel bir duygu. Yani tur atlamak çok önemli. Kesinlikle. Yani görünür oldu. Trabzon'a karşı tam kadro çıkmak olmalı. Yani bu sefer içeride oynuyoruz. Çeyrek finale kalma şansımız var. Ben Trabzon'a karşı tam kadro bir maç bekliyorum. Şimdi umarım öyle olur. Aynen öyle. Umarım öyle olur. Artık bundan sonra kupa hedefe girmiştir temelli. Hani bu deplasmandaki maçı da atlattık. Trabzonspor maçı hedef olmalı ama Afrika Kupası'ndan Trabzon oyuncuları dönecek o zaman. Bakacağız, konuşacağız. Futbol bu. Maddi kazanç da şu arkadaşlar. Hasılatın turu geçen %60'ını alıyor. Diğer turu geçemeyen de %40'ını alıyor kupa maçlarında, tek maçlarda. Yani hasılat konusunda böyle bir şey olabilir. Gene göreceksiniz demiş İlker Çolak. 6-2 yeneceğiz demiş. Şimdi Sakarya maçına geçelim. Önce Yılmaz iki devre halinde konuşalım bu maçı da. Mali geçen hafta söylemişti Sakarya'nın Ankara'daki performansından. Hatta bugün Mali güzel bir tweet attı. En son Avrupa Kupası'ndaki mağlubiyetimiz 1987'de Dinamo Minsk maçı. Avrupa Kupası'nda Gençler Birliği'nin içeride mağlubiyeti 40 yıl kaç yıl olmuş? 37 yıl olmuş. Mali'nin dediği gibi. Yılmaz, bir kadroya baktığında şaşırdın mı? Musa girmişti. Yiğit Efe çıkmıştı. Onun dışında
Tabii ki Yatabari gene kadrodaydı. Ben de bununla ilgili bir şeyler yazdım maç esnasında. Sen de yazdın zaten orada gördüğün gibi. Görseldeki arkadaş yerine. Yani gene Yılmaz'ın deyimiyle Yatabari'ye yastık golünü attı yani. Kritik gol atmadı. Gerçi maçı koparan gol attı. Hani aradaki farkı attıran gol attı ama o pozisyon da ilginçti. Neyse ayağa kalktı zamanında. Çok komik oldu. Ben birkaç defa izledim de yani gerçekten. Evet. Bayağı şey gol. Şimdi Yılmaz ilk yarı performansını bir değerlendirelim. Çünkü ilk yarıda ya kötü bir oyun yoktu ama yani Musa ilk yarıdan belli etti bazı sıkıntıları. Yani arkadaki o beşli defans, zaman zaman dörtlü defans. Önce bir kadroyu konuşalım Yılmaz. Nasıl buldun kadro çıkışını? Şaşırmadık tabii. Yok şaşırmadık yani kadro beklediğimiz gibi yani beklediğimiz gibi dediğim yani üçlü oynayacaksak yani bu tercihlerin böyle olacağı aşağı yukarı belliydi. Ama sen dörtlü demiştin. Evet, dörtlü. Yani ben yani zaten ikinci yarı dörtlüye döndük. Dörtlüye döndük yani şey olarak neydi? Ben dörtlüyü daha çok beğeniyorum ki işte yani biraz daha hani organizasyon etkimiz oldu işte Osman'ın girişiyle özellikle. Ama hani üçlü savunmada da beklediğimiz şeylerdi. Hani burada nasıl performanslar vardı onlara bakmak lazım. Mesela yani şimdi genel olarak kötü oyuncumuz yoktu bu arada bana göre şey bu maçta. Çünkü maç öncesi de yazmıştım burada hani şeyde var mı bilmiyorum ama Sakaryaspor'un kadrosuna baktım da hani şeydi. Hatta geçen hafta da bahsetmiştik. Savunması zaten zayıf bir savunma. Hani yüksek yerleri kaldıramayacak bir savunma. Yani kalitesi bilmiyorum. Transfer sezonu devam ediyor. Onlar da belki hamle yapar. Savunması bana göre kalitesiz. Yani üst sıralardaki çoğu takıma göre şeydir. Yetersizdir. Orta sahası da yumuşaktı onlar. Ama orta sahada daha çok teknik oyuncular vardı. Ama şeydi. Mücadele anlamında bizi yoracak bir şey değildi. O bakımdan da hatta belki Ensar'la Akaba Özen'in performansı da biraz da bu etkiledi. Çünkü şey vardı işte. Ümraniye maçında da çok böyle sert bir mücadele yoktu. Sakarya maçında da yani baskı anlamında yoktu yani. Top daha çok oyunda kaldı. O yüzden bu maçta Ümraniye maçına benzer şekilde şey geçti. Keyifli geçti. Ya biraz daha işte mücadele az olunca seyir zevki yükseliyor. Bu ligde olsun. Türkiye'nin genel olarak Süper Lig'de de aynı şekilde. Yani o bakımdan şeydi. Neydi? Güzel bir maç oldu. Performanslara baktığım zaman ben yine Enzeba'yı hiç beğenmedim diyeyim. Hatta zaten hoca da beğenmedi. İlk defa devremi değiştirdi. Aynen çıkarttı. Ya orada da şöyle bir şey var. Mesela az önce Kayserispor maçındaki yediğimiz gole derken işte Musa ile Enzeba bakıyor dedik. Kasongo'nun dakika 9'da çok net bir pozisyon kaçırdığı var. Şu kafayla arka direkte. Yine Orkun'u es geçmeyelim. Evet. Orkun orada refleks hatta yani şimdi orada biraz kurtarması zor. Ya çok iyi refleks yani hani şey olarak. İkinci pozisyon özelliği daha şey. Hani Orkun'un biraz daha becerisi ama ilk başta çok zor pozisyon. Aynen. Ya orada şimdi hani pozisyona tekrar büyük ihtimal özetlere ben bakmadım. Maçı tekrarını izledim ama hani özetlerde de vardı. Var mı? Şeye bakarlarsa Enzaba'ya. Yani hem arkada Kasongo'yu yanlış kaçırıyor. Yani. Aynen. Yani kaçırıyor. Bomboş kafa vuruyor. Hadi diyelim bunu yaptın. Dönen topla da bekliyor. Yani şey gibi. Ben bir ara Zargo Turo'yu paylaşmıştım. Şeydi. Yuvarlak içine alıp böyle pozisyonu sadece seyrediyor ceza sahası içinden. Ne olacak diye bakıyor. Hani kendisi müdahale yok. Sanki şey değil gibi. Hani oyun dışında izler gibi. Öyle bakıyor yani. İşte orada belki o da bir etken olmuştur. Bir de kameralara yansımaz ama. Bir adam tutacaksın ya. Bir adam tutacaksın. Kasongo. Yok öyle. Ya orada çok şey var. Maçı canlı izleyenler görmüştür özellikle. Kapalı da izleyenler. Himmet Enzaba'ya çok kızıyordu zaten. Hani birkaç defa kaçırdı. Bayağı şeydi hatta orada tercümanı var Enzaba'nın. Söyle diyor şey yapıyor orada hakit yapıyor. Ben vücut dilinden şey yapıyorum. Çok kızdı. Artık ikinci yarıya da şey neydi zaten Enzaba değişti. Maçın kötülerinden birisi Enzaba'ydı. Şimdi Musa olayına gelelim. Musa'nın ilk yarıda da birkaç tane hatası vardı. Benzer durum vardı. Vardı. Maalesef şöyle bir durum var. Ya futbolcular ya da Sinan Kaloğlu istiyor bilmiyorum ama. Yani her top Musa'ya atılmaya çalışılıyor. Aslında bu şeydir yani. Hani pozisyonu zora sokuyoruz. Şimdi yediğimiz gole ikinci yarıda yine geçeriz ama orada da mesela top Musa'ya bırakılmaya çalışıyor. Tamam ben ne yazmış? İlk yarı devre hücum organizasyonu Musa defansı top alıp Muhammed'e atıyor. Öyle. Ya herkes Musa'ya bırakıyor. Yani şimdi bir pozisyon vardı. Musa'ya top geldi en sonunda. Orada direkt kullanmadı Musa. Zaten yani hani dribbling becerisi yok Musa'nın. Orada hemen bir araya gireyim de topu kaptırıyordu. İşte taça falan çıktı da en son. Hani yine şey yaptık kurtardık. Hani hataya elverişti yani. Bu şeyin taktiğini bilmiyorum. Hani oyun Musa'yla başlayacaktı. Yani Sinan Kavlolu da isteyebilir. Hani futbolcular da hani kendine güvenmek için Musa'ya veriyor olabilir ama ya toplamda bize zarar verdi yani bu hareket.
Vallahi Yılmaz, bunu oraya gireyim, unutma. Yani Musa'nın performans bana şunu hatırlatıyor. Mali de katılacaktır belki. Halı sahada oynayan abiler vardır. Hani bir durun lan şöyle diye. Hani arkadan gelen abiler vardır ya şöyle. Hani böyle geriye geriye gelir. Hafif de göbeği vardır abinin. Hani abi yapılan hepsi faaldir mesela. O abi kim dokunursa faal olur. Mesela. Son sigarayı içine çekip maça girer. Şimdi yani Musa'ya Sakaryaspor faal yapmadı bu arada. Golü dediğimiz golü konuşacağız. Adamlar topu aldılar. Yani faal de yok. Yok yani, abi yok ya. Çok temiz yani, olsun. Musa'nın hücum aksiyonu biraz halı saha abisi gibi. Böyle gelip işte topu Muhammed'e atayım. Ama şimdi ya şeydi, çok gerçekten yani. Bodrum maçı büyük sıkıntı olacak. Çünkü Bodrum'un çok hızlı forvetleri var. Ben yani, şahsen Musa'yı artık yedek bekliyorum. Çünkü şey var. Yani dediğim gibi Tuzla maçındaki hatasını hatırlayalım. Yani savunmada oyuncu arkasından çok rahat topu geçiyor. Yani bak Yılmaz. Musa'yla konuştuğumda İlker Çolak. Beni çok zoruma düşürüyorlar. Pas attım, koşan olmadı. Bak tam hayır, son maçtaki hareketse ya son maçta ayağının dışıyla pas atmak nedir? Yani hani gerçekten ya bu işte tecrübesiz birisi yapabilir de yani Musa ne yapamaz? Ya sen son adamsın zaten. Hani mantık evet. olarak düşünmen lazım. Ya inanılmaz bir rahatlık. İşte Tuzla maçını hatırlayalım. Yani arkada adam evet. var. Ya öyle durulmaz yani orada Hı-hı. tüm vücudunla duracaksın. Yani tam olarak beton gibi olman lazım. Orada yıkılamazsın hemen. E şimdi Kayseri maçı Nadine'in ya orada işte çevre kontrolü derler yani. Adam evet. boşta bekliyor senin yanında. Yani ya Enzaba'ya işaret et ya da kendin koş. Yani bir şekilde orayı da şey yapman lazım. Bırakmaman lazım. E çünkü evet. adamın pas attığı açı da hani kaleye vursa bile Ertuğrul orada şey değil. Bir şekilde topu kurtarabilir yani ama yani çok Musa 3 maçtır gerçekten şey değil. Ben artık şey bekliyorum. Hazır Özgür oynayabilecek duruma gelmişken Arda Temur bence iyi ışık verdi yani Arda Temur bile kullanabiliriz. Normalde Musa göbekte oynardı bu sefer Alperen'i göbeği vermiş. Yani evet. Evet. Musa'yı solaymış. Aynen. Evet. Ki Alperen işte çok çapraza kullandı az önce diyor ya Musa Himmet'e evet. gerçekten çok düşündü. Çok çapraz evet. oynadı. Alperen bir pozisyon hariç fena oynamadı. Bir pozisyonda Kasongo'ya çok alan verdi. Alperen. Aynen. Ya işte yani Kasongo güçlü düşürdü hatta. Bu arada Orkun çizgiden çıkarak o pozisyonda da iyi çıkış yaptı. Yani rakibin Hı-hı. gol şansını yine Orkun orada iyi engelledi. O da ilk yarıda değil mi Yılmaz? Alperen'in Kasongo'yu kaçırdığı top. İlk yarıdaydı galiba. 6 numara evet, oynar mıyım? Olsa 6 numara oynar mı? Valla ben oynatmam çünkü 6 numara için de çok ağır kalır. 6 numarada da şey yapamaz. Yani toparlayamaz şeyde. Ya işte Tuzla maçını hatırlayalım mesela. Orta sahayı nasıl geçtilerdi. Şey izler yani şey oradan Musa. Ya Musa'nın fiziksel olarak ben şey değilim yani. İyi görmüyorum. Bir de yani işte dediğim gibi mesela yediğimiz gole bakarsak yani öyle pas atılmaması lazım. Yani sen şey neydi yani? Genç peki Yılmaz'lar ilk yarı kimleri beğendi? Yani mesela Yatabari birkaç top indirdi. Mesela Hı. Hamilton atamadı. Sen hep diyorsun Yılmaz zaten bitiriciliği yok diye. Evet Hamilton yok şey olarak. Ya ben şey neydi ilk yarıda ya ikinci yarıda daha çok performanslar yükseldi de özellikle kırmızı sonrası. Ya ilk yarıda en iyisi baktığım zaman Yasin iyiydi, Akaboeze iyiydi. Yani Hamilton çok evet. da iyi değildi aslında o kadar bana göre. Ben bu ikisini söylerim. Yani ilk yarı için. Şimdi katılacak mısın bilmiyorum. Kamber Bey'in yorumuna katılmıyorum. Şimdi Kaya da biraz açık biraz 10 numara gibi. Yani ikinci yarı Ağustos'un oynadığı yerde oynadı. Hı-hı. Bence Kayode'nin yeri burası değil arkadaşlar. Yani bence Kayode'nin yeri Yatabari'nin yeri. Ben olsam i̇şte Yatabari'yi Kayode'ye koyarım. Kayode'yi en öne koyarım. Ağustos'un da Kayode'nin oynadığı yeri koyarım. Bakın ikinci yarıda Kayode'nin yerine giren Ağustos ne kadar etkili oldu. Çünkü orası Kayode'nin pozisyonu değil. Yılmaz katılır mısın bilmiyorum. Yani Kayode hücuma yönelik orta saha oyuncusu değil arkadaşlar. Kayode bir forvet oyuncusu. Kanat oyuncusu en fazla. Yani göbekte ya da kanat ama Ağustos gibi hücuma yönelik ofansif bir orta saha değil. Bilmiyorum Yılmaz katılacak mısın Kayode'nin? Yok ben yani Kayode'nin çıkışını zaten eleştirdim ben. Ya ben çıkartmam Kayode'yi. Geçen hafta da bahsettik zaten. Kayode ve Hamilton bana göre bu kadroda kolay kolay çıkmaz. Hani çok ekstra kötü oynaması lazım. Ki ilk yarıya baktığımız zaman yani Yatabari mi Kayode mi dersen yani herhalde Yatabari'yi tercih eden olmazdı bana göre. Yani Yatabari de mücadele ediyor ama mücadele ediyor. Kayode ekstrasını da yapabiliyor. Hani şey yoktu. Yani ama, bir şey bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Kayode'de belki farklı sıkıntılar mı var? Bilmiyorum. Yani ben niye değişti şu anda çok da anlamadım açıkçası. Yani baktığımız zaman ilk yarıda Kayode kötü müydü? Yani çok da kötü değildi yani hatta. Kötü değildi bana göre. Hatta şöyle işte sistemi değiştirip Kayode'yi kendi yerine Yatabari'nin yerine alsaydık çünkü santrafor oyuncusudur. Son adamdır. Bence daha iyi de olabilirdi ama bilmiyorum. Çok şey geldi. Yani Enzaba değişikliği güzeldi. Hani o konuda şey yok. Neydi?
Ya en baştan bile hatta şey var diyorduk, yani Osman belki fiziksel olarak yeterli değildir ama hani Oğuzhan da başlayıp en baştan da hani dörtlü savunmayla çıkabilirdik. Yani şey neydi, ikinci yarı bunu yaptık. İşte orada Kayode niye çıktı hala o tarafta. Darbe yani, almış olabilir Tevit Yavuz. Darbe almış yani olabilir. İlk yarıda iki yere düştü. Hakem şey yaptı ama hani kalktı ayağa normal oynadı. Evet. Ha, sakatlık varsa o ayrı ama ben çok sakatlık olduğunu zannetmiyorum. Evet. Mali, ilk yarı ile ilgili senin görüşünü alalım. Son ikinci yarı ayrıca konuşacağız çünkü. Valla bence bu Kayseri maçı takıma yaramış. Evet. Gibi, bu gerçekten iyi bir sinerji olmuş. İyi bir, yani bir şeyler yapabiliyoruz'u görünce takım. Diyorum ya, psikoloji çok önemlidir. Yani ben her zaman söylüyorum %60'tır yani bence. %60'ı psikolojidir. Bu çok önemli bence ve bunu da gördük. Bir. İkincisi, Sakaryaspor gerçekten bayağı iyi bir takım. Yani bunu o şeyde de gördük. Sahada da gördük. Yani Sakaryaspor bu maçı kazansaydı herhalde kimse niye kazandı demezdi. Takım bence iyi takımdı. İyi oynadılar da. Ki hem bizim ataklarımızı durdurma açısından hem kalecileri çok iyiydi. Biliyorsun ilk yarıda baya iyiydi her şey. Onlar açısından. Yani biraz bizi durdurdular. Biraz kendileri atak yapmaya çalıştılar. Yani şey olarak baktığım zaman bayağı ortadaydı maç. Yani Gençler Birliği de çok iyi oynadı. İyi direndi. Yani hem defansif anlamda elinden geleni yaptı hem ofans anlamında, pozisyon yaratma anlamında falan. Onun için bayağı bence keyifliydi. Yani ilk yarı bayağı iyiydi ve herhangi bir, yani dediğim gibi iki takımdan hangisi kazanırsa kazansın herhalde kimse çıkıp da niye kazandı demezdi. O yüzden bence iyi mücadele ve iyiydi. Yani ilk yarıyı bunları söylemek yeterli benim için bence. Yani ben de aynısını düşünüyorum. Zaten küçük bir denge vardı oyunda. Hani böyle bir karşılıklı boksörler birbirini tartar ya ilk roundda. Hani boksörler birbirini tartıyor. Zaten ilk ayağımız şeyde kaydı. Şimdi Yılmaz'a döneceğim. İki oyuncu değişikliği oldu ama Musa'nın gereksiz, mesela şimdi Musa orada mesela ikili mücadele girmek zorunda değil ki, topu şey atabilirdi. Yani taca atabilirdi. Yani ya, öyle bir pas gereksiz. Gereksiz. Yani kaşındık aslında. Kaşındık ve ben eyvah dedim, arkasında da yedik zaten. Zaten yedik. Artık. Hani orada kaleciye eleştiriler gelmiş ama o golü kalecinin değil. O gol Musa'ya yazar. O gol Musa'ya yazar. Tamamen Musa'ya yazar. O gol Musa hatası. Yoksa ha ben şu soruyu sordum maçtan sonra Yılmaz. Onunla başlayacağım. Acaba gol yemeseydik gol atar mıydık? Yani böyle bir sinerji de olur. Bazen gol yersin ya, iyi olur. Yani mesela Eyüp'e gol attık. Gerisi iyi olmadı ama mesela Sakarya'nın bize gol atması galiba bir şeyleri uyandırdı. Çünkü Ensar'ın bence en iyi maçıydı. Bakın her maçta böyle diyoruz. Yani Ensar topu kapan oyuncu bu arada penaltıda. Aynen. Yılmaz izlemiştir. Aynen. Yani top Hamilton atıyor. Hamilton istemeden top Ensar'a tekrar gidiyor. Sonra Doncor kayıyor, giriyor ve penaltı oluyor. Ki bence penaltı, net penaltı çizgi üzerinde. Aynen. Kayarak giriyor. Bileğini vuruyor zaten. Hani Sakaryaspor camiası da yani bu konuda şey tabii ki ya. Olabilir. Ya, evet. Konuda da bir şeyler söyleyeceğim ama birazdan. Biraz ona geçelim. Yılmaz, senin ikinci değerlendirmeni alalım. Yani Enzaba'nın çıkması, Ausman'ın girmesi, Kayode'nin çıkması. Evet. Yok işte ben Kayode çıkmasından çok şey değilim. Ya. Ben olsam yani çıkacak birisi varsa Yatabari'ydi. Yani ki hatta ben devre arasında düşüncemi de öyle yazmıştım. Yani ben Yatabari'yi çıkartırım. Çünkü şey, geçen hafta konuştuğumuz gibi Sakarya'nın savunması gerçekten zayıf bir savunma. Biraz zorlayınca zaten golleri de bulmak zor olmadı. Pozisyon da bulduk yani. İlk yarıda işte Hamilton'un kaçırdığı bir iki pozisyon var. Yani Yatabari yerine Kayode ile başlasaydık belki daha da etkili olabilirdik ama işte Musa'nın gereksiz hatasından ilk önce gol yedik. Yani o ana kadar zaten şey, yine ilk yarının denge devamı gibi gidiyor olay. Aynen denge. Ya maç beraberlik maçı olarak gidiyor aslında şey olarak. Hatta maçın skorunun bizim lehimiz olması da zaten yine bireysel hatalardan kaynaklandı bu sefer rakibin hatalarından. Biz ilk önce işte Musa'nın hatasıyla durduk yere 1-0 geriye gittik. Daha sonra işte o 1-0 refleksi vardır işte şey olarak, yani sonuçta rakip takım gol atınca biraz daha hani kontrole döner. İşte biz artık kendi evimizdeyiz biraz baskıyla. Yani yavaştan artık rakibin kalesine doğru gol bulmaya yöneldik. İşte zaten 57'de gol yedik. 64'te penaltı oldu. Ha penaltı mıydı? Ya ben işte defalarca bakmaya çalıştım ama sıkıntı şöyle. Yani kamera niyeyse sanırsam iki farklı açı var. Başka yok. Hani şey yok. Arkadan gösterse işte diğer karşı tribünden gösterse belki daha net olur çünkü şeyde ya çok böyle şey var. Orada işte VAR'ın devreye girebilirdi belki de işte belki açımı yok artık bilmiyorum şey olarak. Ya orada işte topun nereye şey ayağın nereye temas ettiği önemli. Yani ilk müdahale ediyorlar yani topa değdiyse zaten şey penaltı olmaz.
Ayağı topa değdi de toptan önce bileğe vurdu zaten. Ha işte onu diyor. İlk başta bileğe vurduysa yok, ben şimdi şöyle, ben izlediğim görüntüde tam olarak göremedim yani onu. Hani bana göre %50 o. Şey değilim yani şu anda. Ben gördüm Yılmaz, %100 sıkıntı yok. Yok olabilir. Ben şimdi dediğim gibi ben baktım yani farklı açı olsaydı şey yapardım. Bazen çünkü şey oluyor. Ya bu şey değil mi falan diyor ama işte ya orada işte şey yoktu hani, açı yoktu bizim maalesef şey değil. Yani %50 şimdi şey söyleyeyim yani. Yılmaz. Bu mesele Kayode'yi değil ama. Devam etmenin yük demiş Kamber Bey de. Kayode'yi Yatabari'nin yerine alıp Ağustos'un arka yapabilirdik. Yılmaz evet, onu söylüyor. Aynen, aynen öyle dedim. Aynen. Yani şey olarak neydi? Yatabari çıkıyor. Tabii ben Yatabari zaten. Ben Oltan'ı da alabilirdim bu arada. Yatabari ile şey yapardım. Şimdi mesele şöyle bir şey var. Bu penaltıdan sonra yani penaltı hatalı bile olsa çok enteresan bir şey oldu. Sakaryaspor futbolcular bir anda gerildi. Yani çok enteresan yani. Yani gerçekten ilk defa başlarken hatalı karar geliyor bilmiyorum ama işte yani bizim bir Keçiören Gücü maçıydı değil mi? Uğur'un penaltı çalmışlardı. Aslında Uğur'a penaltı şey faul vardı bence. Yani evet. Hatalı karar oluyor. Yani çok enteresan bir şekilde yani maçı bize getiren hamle aslında işte o kırmızı kart oldu zaten şey. Ne zaman? Golü 64'te atıyoruz işte, o kadar tartışma oluyor vesaire oluyor. Bir şeyler oluyor. 3 dakika sonra kırmızı yiyor futbolcu durduk yere. Valla hakeme yani kafa attı yani. Bilmiyorum. Aynen öyle. Hakemi... Yani gerçekten yani çok enteresan. Yani, kafa atma da tehdit modunda girdi. Ya, yani. Baya baya sert girdi yani. Aynen öyle. Ya o da maçı bize verdi açıkçası. Ben hatta geçen sene sezonda işte Donkor yemişti böyle bir kırmızı kart. Gereksiz bir kırmızı kart. O da bize. Evet. Ya burada maç kırıldı işte. Şey oldu. Neydi? İşte biz orada işte bir duran top kazandı. Zaten baskıya başlamıştık yani. Şey oyun tamamen bize döndü zaten. Orada Oğuzhan kendini güzel gösterdi hemen. Kayode'yi direkt bana ver dedi. Çünkü büyük boşluk vardı önünde. Hani içeri biraz hatta ceza sahasına da girebilirdi oradan orta açmak için. Akaboyeze verdi kızı. Aynen Akaboyeze verdi. Oğuzhan açtı. Ha şimdi şöyle bir şey var. Orada da yine Sakaryaspor camiası şey var. İşte faul diyor golde. Yani işte orada da emin değilim. Musa ikili mücadele ediyor. Ozan Murtay'da faul vardı. Aynısı. Aynen işte orada bir tartışma. Orada zaten anladığım kadarıyla yüklendikleri şey Musa'nın biraz işte dirseğiyle rakibin boynuna. Yok, bizim yediğimiz golde o zaman Musa'ya faul vardı. Aynı kategori. Onu diyorum. Ha işte aynen. Benziyor işte. Yani şöyle ya işte orada derecesi önemli. Hani bence bu da şey faul müdür? Ya işte orada az önce Halit'in pozisyonu tartışırken dediğimiz gibi şimdi o pozisyon faul müdür? İşte bu pozisyon faul müdür? Yani burada biraz şey hani ya aslında verse de mesela hani burada faali verseydi hakem bu sefer de şey olabilirdi hani. Yani faal değil. Yani çok pozisyon çok temiz değil. O da %50'de kalmış bir pozisyon yani. İki tarafta birbirine faal yapıyor. Hakem yorum yapmayın. Ha, hakemin yorumu işte yani. Bu maalesef şeyde var yani. Bunun şeyi yok çünkü. Hani bir ölçer şeyi yok. İşte bu müdahalede bu kadar olur vesaire. Turkan bize neler yaptı geçen sene yani. İşte aynen öyle. Ya şey neydi? Ya bu pozisyonlarda şey. Ya Sakaryaspor dediğim gibi belki şeydi. Çok fazla başlar. Hani biz artık alışık olduğumuz için. Ya mesela biz açıkçası bu pozisyonu faal verseydi biz şey demezdik büyük ihtimalle. Bizim golümüzü yediler demezdik. Bize bundan çok daha kötülerine iptal ettirdik de oldu işte. Geçen sezonki bir Samsun maçı var hatırlayalım. Yani tabii. Çok alakasız bir şekilde gollerimiz falan iptal oldu. Yani orada işte Sakaryaspor iyice ipten koptu. Orada sarı kart üst üste görmeye başladılar vesaire. 2-1'den sonra bu golden sonra Tuncay Şanlı çok inanılmaz bir risk aldı. Yani inanılmaz dedim yani biraz abarttı riski. Zaten 10 kişi 4 tane hücum oyuncusunu aldı. Yani şey gibi eski Ersun Yanal gibi. Hatta golde de işte o yüzden dedim yani Yatabari'nin golü de çok şey. Epey bir süre pozisyon ceza sahasında gidiyor. Şeyde geçiyor. Yatabari yerdeyken bir bakıyor Himmet çizgiymiş kalkayım diyor ya. Pozisyon olacak. Direkt kafa vuruyor. Yani şey gibi ya, böyle tam şey gibi. O da halı sahada olacak gollerden çok fazla Sakaryaspor'un tamamen bittiğini göstergesi gibiydi. Ya o gol gelince zaten maç bitiyor artık. Ondan sonrası biraz daha formaliteye dönüyor ama. Mali'ye döneceğim şimdi. Şöyle hatalar yani. Kısaca hata. Şu şeyi söyleyelim miyim o zaman? Yani burada Oğuzhan'ın ikinci yarıyı orta sahanın göbeğinde kapattığını söyleyelim. Yani bence burada Oğuzhan iyi bir sınav da verdi. Hani tamam rakip 10 kişi ama hani Oğuzhan demek ki bir ihtiyaç halinde ön libero'da düşünülebilecek yani orta saha olarak. Çünkü yani ihtiyaç halinde. Ha, yani şöyle yani Oğuzhan'ın takıma katkısı hani şey karşılaştırma yapılıyor ya hani sonuçta orta saha eleman olarak da olabilir. Yani ben böyle düşünüyorum. Malik İkinci yarı hani bu goller kırmızı kart sen yorum yapacaktın zaten hakemle ilgili. Evet yani şey şimdi şöyle yani ikinci yarı aslında Sakarya istediği oyunu oynayıp golü de attı.
golü attıktan sonra ben yine yani bu takım kırıldığı için, kırılgan olduğu için daha doğrusu eyvah dedim açıkçası yani onu yedikten sonra. Fakat daha sonrasından işte yine aynı şekilde bir hani takım aslında istedi yani öyle diyeyim. Devam etti. Mücadele etmeye devam etti ve arkasından penaltı pozisyonu geldi. Penaltı pozisyonu ve penaltı golünü attıktan sonra da aslında tamamen Sakaryaspor'un saçmalamasından dolayı ki şöyle de bir şey var tabii bu şu demek değil. Hani gençler bir şey yapmadı da Sakarya saçmaladı değil. Öyle bir şey yok. Yani gençler bir tabii ki elinden geleni yapmaya devam etti. Takım oynamaya devam etti. Birbirinden sonra daha da hevesli oynadılar. Ben gayet memnunum yani o yüzden maç genel şartından şeyinden. Ama tabii orada bizim işimizi kolaylaştırdı diyelim Sakaryaspor'du. Niye? Çünkü yani bu nerede oynanırsa oynansın halı sahada bile mesela kendi aramızda maç yapalım. Bir abimizi hakem yapalım. Ne olursa olsun herhangi bir şekilde o abimiz mesela herhangi bir karar verdi. Ben koşup ağzına kadar kafamı sokarsam yani adam bana hop der. Tabii. Çok basit yani bu çok hakikaten basit. Yani bu 2 kere 2 4 ve bu bir amatör küme maçı değil. Ya da hayatlarında ilk kez maç yapan U16, U14 takımları değil bunlar. Yani hakeme koşarsın. Atıyorum yani bilmiyor anlamında diyorum. Bunlar profesyonel oyuncular. Ve mantıken Sakaryaspor da şampiyonla oynayan bir takım. Yani 1. lige çıkma, Süper Lig'e çıkma. Bir puan üstümüzde Ali bak. Bir puan üstümüzde. Aynen öyle. Yani şimdi böyle bir takım var. Ve böyle bir takımda bir oyuncu ne olursa olsun bu arada. Yani hakem bu arada kırmızı kart vermedi. Olay çıkartmadı. Ekstra bir şey yapmadı. Faul çaldı. Evet. Ve o agresifliğin nedenini de bir türlü anlayamadım ben. Yani koştuğu kafası ve çünkü siz kendi aramızda bile böyledir. Yani biz şu an mesela bunu yayında yapıyor olsak, yayında konuşuyor olsak ben senin söylediğin bir şeyin üzerine burnuna kadar gelsem sen ne yapıyorsun dersin. Tabii ki. Çok basit yani şimdi bunu yapıp hakem de kırmızı verince yani ne oluyor? Ya, saçma. Bunu bir geçelim bir. İkincisi de yine maçın sonundaki pozisyonla alakalı yani dalga geçer gibi hakemin elini uzatıp hakem de elini uzattı. Evet. O da sarı kart. Elini çekiyorsun çocuk gibi sonra dönüp gidiyorsun falan. Yani gerçekten çok saçma işler. Yani bu arada onun ilk sarı kartı da aynı şekilde. Hani hatırlayan var mı? Elini kaldırıyor şey. Hakem bayrak kaldırınca o da kaldırıyor. Hani iki kez dalıyor işte aynı maçta. İşte şımarıklık ve gereksiz bir şey. Şimdi neyse. Asıl benim konuşacağım şey bu değil bu arada. Yani bu herkes gördüğü şeyler bunlar yani. Asıl sıkıntı şu. Ben bugün gördüğüm bazı tweetlerdeki bir tanesi gerçek diye olduğunu düşünüyorum. Sakaryaspor Başkanı galiba bir açıklama yapmış. Yanlış görmediysem. Yani işte üzerimizde oyunlar oynanıyor. Hakem neydi öyle bıt bıt gibi. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani zaten ülkedeki en büyük sıkıntı da bu. Ben mesela bu maçı tam tersi değiştirin. Gençler Birliği bunu yapıp 3-1 yenilseydi. Ben bugün bırak hakemi tamamen futbolculara söylerdim. Derdim dalga mı geçiyorsunuz? Aynen. Şimdi çünkü başka türlü düzeltemezsiniz bunu. Bakın yani şimdi Sakaryasporlular tabii bir yandan da algı yapıyorlar ama bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi sen orada bu saçmalığı yapan futbolcularına bu kadar prim verirsen ve arkasında duruyorum moduna girersen yarın bu adamlar gidip hakeme de yumruk atıp arkasından çıkıp ne var ki bununla diyecekler yani. Bu böyle yükseliyor zaten hikaye. Ki hani çok küçük şey değil. Zaten burada. Hakemin burnu dibine girdiği yerde Halil Mutmeler'in yumruğu yediğin yerin 1 metre etrafı. Bak. Tabii abi aynı şey. Yani dünyadaki konumu da aynı yer yani. Aynı yani. Abi aynen. Aynen. Evet. Ki kaldı ki şöyle bir şey var. Yani bak diyorum ya sana. Bunun hakemlikle, futbolla bilmem neyle de alakası yok. İki insan, bak arkadaş bile olsan, samimi bile olsan herkesin bir çemberi vardır. Bu psikolojik bir şey. Yani vücut diliyle alakalı bir şey. Yani hiçbir insan 1 metre gibi yanlış hatırlamıyorsam 1 metre falan gibi bir şey var. İki kişi herhangi bir şekilde konuşuyorken bile o 1 metreyi daralttığın zaman başka şeyler hissediliyor. Ya yani bir algı olarak yani bir kötü hissediyorsun bilmem bir sürü bu dediğim gibi vücut diliyle alakalı bir şey. Şimdi sen böyle bir durumda yani hakemin burnuna kadar girip bir de kafanı göstererek bu nedir ya? Yani hani ne yapılmaya çalışılıyordur yani hani kırmızı kartta çok normal. Eyvallah deyip çıkması gerekiyordu bence. Aynen. Kusura bakma hocam şimdi, ben yanlış yaptım deyip çıkması gerekiyordu yani. Hani senin dediğin gibi bir de basit orta saha faul hani bu gole giden bir şey. Abi diyorum ya ekstra bir şey de yok.
Yani şey 90 yok. Artı 5'tir. 90 artı 5'tir. Tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardır. Evet. Ben bir şey yapmadım hocam diye koşarsın hakeme. Mesela o Yılmaz da yakındı. Sanırım Yılmaz da yakındı. Kamber Bey katılacaktır. Tabii yani, tabii. Sakarya Kulübesi galiba Gazze dolayları Yılmaz. Acayip tabii. Ya işte baskı olmuş herhalde. Başka bir açıklaması yok zaten bunun. Çok bu maçı kazanacağız yani. Modunda gelmişler. Bu aynen. Çok normal. Ya ama şimdi şöyle. Yani. Her şeyi geçtim. Kırmızı mesela ikinci golden sonra olsaydı hani ikinci golde de faal itirazlar oldu ya. Ya iki tane bize gol getirdin hoca falan. Yani bir tane. Yani dediğin gibi o da açıdan dolayı bana göre yani %50 penaltı olan bir pozisyonda yani bu kadar şey. Bu arada işte maçı tekrar izlerken onu da gördüm. Bu kırmızısından bir dakika önce de yine Hasan Akaba Özey'e faal yapıyor ama bayağı faal yani şey olarak. Evet, neydi? Evet. Hani bayağı faal yani Akaba Özey topu geçmiş. Ayağına basıyor. Orada da itiraz ediyor. Ya kardeşim bastın işte. Hani bunu mesela kendi gözüne sokacaksın yani. Bak kardeşim bak bu 66'ydı hatta notlarımı aldıydım. 66. dakikada direkt faul yapıyor. Şeyde hatta şey oldu yine aynı kullandık. Ensar Himmet'i çıkarttı. Himmet arka direği ortaladı. Hep bu son zamanlarda duran top organizasyonumuz. O pozisyon öncesi faul yapan Hasan'mış. Bir dakika sonra da kırmızı görüyor yani şeyden dolayı. Yani çok enteresan işte. Ya saçma belki işte. Aynen. Evet, ya tabii. Şöyle işte yani belki teknik direktör belki işte yönetim artık bilmiyorum taraftar da olabilir yani baskı yapıyorsa futbolculara hani 1-1 olunca da belki işte maçı kaybetme şeyiyle ya bari ihaleyi hakeme bırakalım vesaire durumu olmuş da olabilir ama ya işte bizde de örnek var mesela işte Ankara Gücü maçı 9 kişi kaldık yani bunun bahanesi yok 9 kişi de kalabilir 8 de kalabilir. Mutlu yani, içerik ne diyor? Aynen. Gençler bile beni de yendi diyor mesela. Aynen öyle ya elimizden geleni yapmamız lazım ki yaptık o zaman. Evet. 1-0 hatta Mbayo bir tane daha kaçırmıştı. 2-0 da oldu. Evet. Aynen öyle yani o aynen yani bu yani 1-0 yani kazanabilirsin 9 kişide bu imkan. Biz Gaziantep'e 2-0'dan 2-2 kaldık mesela. Evet. Aynen oldu. Evet. Yani maalesef 9 kişiydi. Onlar 9 kişiyken. Hani, çok iyi hatırlıyorum Yılmaz. Delirmiştim. Yani aynen. Aynen öyle yani işte böyle şeyler olurken yani senin bu bir tane gol yemişsin alt tarafı yani çok yani ben işte Mali hocamın dediği gibi tersten düşünsek ben yani Sakaryaspor biz olsaydık ben şu anda Hasan'a burada yayın Hasan'a şey eleştiri şeklinde geçerdi yani. Böyle bir şey yok. Öteki ya, kırmızı kart görenin diyor mu yani? Takımı... Faal yapıyor. Yan hakem şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. O da gelmiş karşısına geçmiş o da böyle yapıyor. Hani şey var ya Salih Dursun'un elinden kırmızı alıp şeyi gösteriyor. Evet. Yani o pozisyon gibi yani. Olmaz yani. Bir de şey o mesela o el muhabbetine elini uzatıyor bıt bıt yani çocuk yani, da, değil mi? Yani? Ya buna halı sahada yapsan dayak yersin. Yani basit bir mantığı var bu işin. Şimdi onu geçiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Son bir cümle koyayım bu konuyla alakalı. Bir de arkasında ikinci sarıyı görüp kırmızı görüp arkasından bir de delilenip hakeme bir de saldırmaya kalkıyor. Yani şimdi ya o kadar saçma bir hikaye ki bu. Yani sen şimdi demek istediğim şey şu. Hata yapar. Oyuncu hata yapar. Yanlış yapabilir. Her şey olabilir. Ama sıkıntı şu ki sen gelecek haftalar için takımı resmen dinamitlediler kendi işlerinde. Evet. Yani neyse velhasıl kelam uzatmayalım. Yani kendi sorunları diyelim ama bunun olmaması gerekiyor. Bu saçma bir şey. Ve şimdi dediğim gibi bir algı yaparak bir de bunları kahramanlaştırıyorlar işte. Hatta daha da acayip bir şey söyleyeyim size. Yine bu yorumların şeylerinden bir tanesi. Başkan açıklama yapmış işte. Algı yapmak için falan filan. Altına mesela yazan insanlar Sakarya Sporlu olduklarını düşünüyorum ya da bilmiyorum başka şey de olabilir. Bakın saçmalığa bakın ki diyorlar ki Faruk Koca'nın ne kadar Koca değil mi soyadı? Faruk Koca'nın ne kadar haklı olduğunu gördük değil mi falan diye böyle muhabbetler var arkadaşlar aşağıda. Bakın yani ne oldu? Adam bir de ne oldu? Şimdi işte şey oldu. Önemli bir insan oldu yani hani. Valla Faruk Koca haklı değil. Onu da söyleyelim. Öyle, işte, şey öyle bir şey yok. Saçmalık yani. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar puan durumunda ya gördüğünüz gibi yani kritik bir haftayı atlattık. Bence Bandırma'nın kaybettiği, Bolu da bu arada yukarı doğru yaklaşıyor. Manisa da puan kaybetti bu hafta. Yani futbolcular birazdan konuşacağız. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular. Yani ki Serkan Aydın maçtan sonra istifa etti. Bugün başkanın istifası geldi. Onun sonra konuşacağız. Bence bu açıdan da hem Sinan Hoca hem takım ilk defa da galiba yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar geri düştüğümüz maçı kazandık bu sezon. Yani geri düştük. Evet. Geriden ilk defa geldik. Yani genelde geri düştüğümüzde karşılık veremiyorduk. Tabii bunda Sakarya Sporcu'nun dahli de var. Bizim oyuncu değişiklikler var. Ağusman'ı konuşmadık. Ben Ağusman'ı o Ümraniye'deki 2 dakikada da beğenmiştim. Kayseri maçında da golü kaçırmadı. Penaltıyı attı.
Bu maçta da yanında Arif vardı. Arif döndü önce. Dön lan dedim, izle. Atacak dedim. Bir de istatistik olarak bu kadar çok penaltı kaçırdık ki. Atacak lan dedim. Attı zaten. Hani o, yani bence Osman, hani şimdi Buğra hep konuşulurdu ya bir ara. Güzel de bu arada. Şu oynar mı? Bakın iki hafta sonra şunu konuşacağız. Buğra ile Osman yan yana oynar mı? Mesela. Yani umarım böyle bir konuşma yaparız. Çünkü ben hem Osman'ın hem de Oğuzhan'ın katkısı olacağını düşünüyorum. Akabeyze yılın topçusu olmaya doğru gidiyor. Stopper orta saha. Şey. Yani umarım Sinan Hoca acele etmez bazı konularda. Çünkü Bodrum Spor maçı birazdan geçeceğiz Mali. Seninle Bodrum Spor şeylerine geçeceğiz. Ya bu maçla ilgili Mali söyledi, tamamladı galiba. Evet. Yılmaz, senin var mı eklediğin? Yo, ben şöyle bir performanslara şey yapayım, vurgu yapayım. Benim için şeydi ya, işte tetikleyici derler yani, işte her şeyi Musa bir hata yaptı. Yani ben Ensar'ın ilk goldeki katkısı müthişti. Tam da gözümün önünde oldu yani şey. Sağ kapalının önünde olduğu için yani pozisyon iki kez rakibe sert girdi. Yani sert dediğim şey. Topa agresif girdi. Aynen, agresif girdi. İyi mücadele orada. Top Hamilton'a geldi. Zaten Hamilton da açık alana bulunca en sevdiği özellik. Hamilton'la da birlikte boş alana kaçınca orada savunmanın da dengesini, Hamilton orada hani birebir de geçeyim belki öyle pas atar. Çünkü pas atar genelde ama hani orada birebir de geçmek isterken top istem dışı Ensar'a geldi. İşte o penaltı pozisyonu yani. Bence orada burada Yılmaz şey unutuyoruz. Orada Ensar'ın o spin derler. Ne, o kendi etrafına dönüşü de iyiydi bu arada. Yani o da iyi. Evet evet. Aynen. Orada zaten işte düşüyor. Aynen. Orada da yani ilk gol Osman gol attı. Penaltı attı ama hani ilk gol tamamen Ensar'a yazar. Hani Ensar, tabii Ensar'ın golü. Tetiklediği için beğendim. Maçın başında işte Kasongo'nun o pozisyon çok netti yani %100'dü. Bizim de Hamilton bir tane kaçırdı. Orada da onların kalecisi Cihan ayağıyla çıkardı. Aynen yani Orkun o maçın başında bizi geriye düşürmediği için çok iyiydi. Akabeze son haftalarda iyi. Hani şey olarak bu maçta da gayet iyiydi yani normal. Ya aslında bir tane istediğimiz orta saha gibi oynadı. Hani hem mücadelesi hem toplam performansı iyiydi. Yasin'in golü, zaten Yasin bu şeyleri çok seviyor. İlk maçımızda, İbrahim maçında da benzer gol atmıştı. Yani direkt arka bir şey yapıp aynen o Yasin'in şeyi, bir Urfa maçında atmıştı, offside olmuştu hatırlarız. Yani bu tip pozisyonlarda evet. Yasin her zaman aktif. Yasin maçın içinde de iyiydi. Yani performanslar anlamında genel olarak iyiydik. İşte bir tek şey neydi, Musa'nın performans, en zamanın performansı. Yani birkaç tane sıkıntılı performans dışında genel olarak iyiydik. Umarım önümüzdeki maçta da böyle devam eder. Yani şu anda işte puan olarak da ikinciyle 7 puan var aramızda. Hala evet. Her şey mümkün. Umarım devam eder. Bu iki maçta iyi gidiyoruz yani en azından oyun anlamında. Yani şu maçta değil, değişiklikler iyi değildi. Oradan zaten kaybettik. Bu maçta biraz daha değişiklikler yani iyiydi. Yani unutma lafını. Bandırma bize gelecek. Çorum bize gelecek, Kocaeli bize gelecek. Yani Ankara'ya gelecekler. Yani burada sağ avantajı bize. Yani bu anlamda. İçeride oynayacağız bu rakiplerle. Tabii bu haftaki maç bence en zor maçımız olacak. Yani Sakarya maçından da zor geçecek. Çünkü birazdan konuşacağız. Önce bir Mali ile giriş yapalım. Mali, Bodrum'la aramızda çok maç sanırım yok zaten. Kaçıncı maç Mali? Dördüncü maç olacak bu. Yani hani çok fazla maç yok aynen dediğin gibi. Bu maçlarda da 2-1'lik bir üstünlüğümüz var. Yani 2 galibiyet biz aldık. 1 mağlubiyet aldık. Gollerde şey 3-3 yani 3 tane biz atıp 3 tane de onlar attı. Yani 2-1 üstünüz biz şu an. Geçen sene Mali hatırlarsın çok kritik maçtı. Bizim ligde kalma maçımızdı. Bodrum Spor için 10 kişi kaldık. Angeler atılmıştı. Oradaki maçta Yılmaz çok kötü oynamıştık. 5-0 yenecekken 2-0 yenmiştik galiba. Aynen öyle. Kış maçıydı. Yani öyle hatırlıyorum. Peki Mali sen Yılmaz'a şimdi kadrolarını soracağım da senin önce bir Bodrum Spor maçı beklentini alayım. Çünkü geçen hafta Bodrum Spor Erzurum'a kaybetti. Yani biraz baskı altında İsmet Hoca. Evet, şu ayrıntıyı vereyim Mali. Şu andaki sahibi Bodrum Spor'un %75'i Antalya Spor'a ait. Antalya Spor Başkanı'na ait. %25'i belediyeye ait. Yani böyle bir Antalya Spor'la aralarında bir organik bağ da var. Yani böyle bir destek de alıyorlar. Bundan da bahsedeyim. Mali önce senin bir görüşlerini alayım Bodrum'la ilgili. Ya Bodrum maçı şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Hani işte biraz işte diyorum ya her şey psikoloji. Ben buna çok inanıyorum. Yani şu an bizim de haleti ruhiyemiz yani taraftar anlamında baktığımız zaman da
bizim de haleti ruhiyemiz bu psikoloji üzerine kuruldu. Bugün mesela her şey daha toz pembe görünüyor bizim için. Yani o yüzden mesela biz şu an mesela Kayseri ve arkasından Sakaryaspor maçlarından sonra alınan skorlarla beraber ben Bodrum maçında ayaklarımız daha yere basacağını ve daha inançlı çıkacağımızı düşünüyorum. Şimdi Bodrum'un da Erzurumspor'a yenilmesi ya da son haftalarda biraz daha kan kaybetmesi muhabbetiyle beraber onların hani bizim daha rahat çıkacağımız, onların daha nasıl diyeyim sıkıntı da olacağını düşünüyorum. Hani psikolojik anlamda. Hı-hı. Yani biz orada aslında biraz ipleri elimizde tutarsak kazanabileceğimiz maç olarak görüyorum şu an. Evet. Yani aynen Mali, ağzına sağlık. Dediğin gibi puan durumuna baktığımızda Bodrum Spor şu anda bu hafta aldığı mağlubiyetten dolayı 32'de kaldı. Hı hı. İsmet Taşdemir ondan önceki hafta da sanırım kim neydi Bodrum ya? Yılmaz önceki hafta. Yendi diye biliyorum ondan önceki hafta. Ha, evet evet. Yeniler ama bu hafta Giresun çok şey değil. Giresun'u yeniler. Aynen. Ama hani burada geçen sene biliyorsunuz final oynamıştı Bodrum Spor. Yılmaz'ın beğendiği oyuncular var. Mesela Yılmaz Burak Çoban'ı beğenir hani o anlamda. Birkaç oyuncu yollamışlar Yılmaz. Balde Urfa'daydı galiba. Birkaç kişi evet, yollamışlar. Evet o gitmiş. Bu maçta kırmızı kart gördüler bu arada. Son adamı düşürdüler. Ben maçın ikinci yarısını izleyebildim Yılmaz. Yani ortada bir maçtı. Bir hata yaptı Bodrum. Ondan sonra da Eren Tozlu. Yılmaz Eren Tozlu'yu da sever. O da evet, farkını orada koydu Yılmaz. Golü attı ayağına gelen topta. Yani böyle 0-0'lık maçta Yılmaz Bodrum Spor Erzurum Spor deplasmanında değerli bir 3 puan kaybetti. Bizim açımızdan da karlı bir haftaydı. Önce sence bir Yılmaz maçı izleyebilsen maçı ya da Kenan Özer'i, Samet Yalçın'ı bir konuşalım. Tecrübeli bir orta saha. Aynen. Yani mesela bu maç diğer iki maça göre yani oynadığımız Ümraniye ve Sakarya maçına göre daha farklı olacaktır. Çünkü orta saha bakımından ligin kaliteli bir orta saha takımlarından birisidir Bodrum. Yani mücadele de ederler. Orada biraz daha bize rahat alır. Aslında mesela işte bu haftaki oyuncuların oynayacağını tahmin ediyorum. Mesela Ensar ve Akaboyeze için daha iyi bir yorumlama şeyi olacak bizim adımıza. Çünkü Samet zaten bana göre ligin en iyi orta sahalardan bir tanesi. Keşke bizi alabilseydik. Erkan. Musa Muhammed son derece enerjik. İşte Erkan biraz daha farklı bir oyuncu ama o da görevini yapıyor. Yine Sakarya'ya göre kıyaslarsak savunmaları daha derli toplu diyeyim. Kalite anlamında değil de. Bodrum savunması daha böyle şeydir. Kaleciler iyi bu arada. İyi bir kaleciye sahip. Kalecileri de yani standart. Ya ortalamanın biraz üzerindedir ligin ortalamasının. %20'dir. Ya şöyle Cihan'la evet. Çok şey yapmam. Hani Cihan'la benim için aynıdır ama savunma dörtlüsü. Hani burada İmer'i bu arada sol bek değildi normalde. Bu maçta şey oldu ama evet. Onların sol bek sanırsam şu anda sakat. O zamandır hatırlamıyorum çünkü. Diğer oyuncular belki Ali Aytemir falan neredeydi bu maç bilmiyorum. Cezalı mıydı şey miydi? Farklı bir durum var ama savunmalar daha iyi. Olarak Sakarya'nın savunması da ligin üstlerindeki en kötü savunma. Az önce dediğim gibi ama yine onlardan farklı olarak hücumları Sakarya'ya göre altta yani Ümraniye seviyesinden üsttedir ama biraz ya Üzeyir, değil mi? Üzeyir, Burak Çoban ve Kenan Özer üzerinden. Aynen yani olur. Onlar yani belli bir standartlara var ama işte Sakarya'daki mesela Delvaye gibi değil hiçbirisi. Hani direkt bireysel olarak şey ama veya Kasongo gibi değil Kökdeniz. Hani Sakaryaspor'un hücum hattı çok daha üstteydi. Zaten bizi mesela Kasongo birkaç pozisyonda direkt yani bireysel becerisiyle çok zorladı. Ya burada öyle bir oyuncu çıkmaz. Yani bu Bodrum Futbol Kulübü daha doğrusu daha çok takım oyunuyla iş yapan, işte mücadelesiyle iş yapan, disiplini. Bizim ilk yarıyı hatırlayalım. Benim mesela en sevdiğim maçlardan biriydi. İşte Keçiören'de oynadığımız 1-0 kazandığımız maç. Evet. Hani taktiksel maçtı yani. Tam olarak böyle şeydi. İki takım da ne yapacağını bilen. Basket maçı gibiydi. Aynen basket maçı gibiydi. Ya ben keyif yani şöyle seyir zevki yoktu ama biraz daha turnuva maçı gibiydi. Yani Avrupa Kupası, Dünya Kupası maçı gibiydi. Çeyrek final maçı gibi. Aynen. O iyiydi yani. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş. Çok pozisyon vermedi. İşte onlar kontradan kazandı. Biz birkaç tane pozisyon bulmuştuk ama çok net değildi. Yatabari penaltıdan atmıştı. Penaltıdan atmıştı. 1-0 gelmişti. Yani biraz daha turnuva maçı gibiydi. Ben yine benzer bir maç bekliyorum. Hani olarak eğer böyle
Çok farklı işte, biz mesela riski alıp oynamazsak, hani biraz daha ilk yarıya özgü oynarsak, ki Bodrum zaten çok değiştirmiyor futbol anlayışını. Ben bu maçta biraz daha hani işte iki haftadır işte övdüğümüz biraz daha hani orta saha performansları bu maçta özellikle daha iyi görebiliriz. Savunmamız daha iyi sınav verecektir bu maç. Benim biraz daha hani mücadele şeklinde seyir zevkinin az olacağını düşündüğüm bir maç olacak gibi. Hani yenebilir miyiz? Yeneriz. Çünkü şeyden dolayı dediğim gibi yani öyle üst düzey bir takım değil. Takım oyunuyla iş yapıyor. Bozarsak çünkü şey var. Bodrum da zaten kilidi açmakta zorlanan bir takım. Özellikle bazı maçlar da hani çok 0-0 gidiyor zaten maçları. Evet. İşte o Sakarya'yı bireysel kalitesi çok fazla yok. Yani Burak iyi. Gökdeniz iyi. Kenan iyi ama hani o konuda şey değil. Tam olarak üst kalitede değiller. Hı hı. Ya umarım kazandığımız bir maç olur. Ben çok şey değilim yani. Umutsuz değilim. Bu... Ben orada Mali'ye katılıyorum. Mali şey demişti. Yani iç sahada oynayacaklar. Burada baskı onların üzerinde. Sonuçta biz hani birazdan konuşacağız. Yoğun bir gündemle gidiyoruz oraya. Ama hani tabii ki gündem bugün de değişebilir. Yarın da değişebilir. Serkan Aydın bıraktı çünkü. Yani geçen haftaki maçın, Sakaryaspor maçının bir tık zor ve Yılmaz'ın dediği gibi orta saha üçlüsünün test olacağı bir maç olacak. Hani burada burada kanat mücadelesi de bence Yılmaz'da ilginç olacak. Üzeyir'i hatırlıyoruz. Üzeyir biraz ofansif bir bek. Ofansif yani. Arkasını açık veren bir bek. Yani burada Hamilton yani çok daha hareketli olabilir. Çünkü Üzeyir çok çıkıyor kanattan. Yani İşte burada... çıkartmayız aslında. Hamilton Kayo da tehlikeli olur onun için. Yani şey tehdit olur. Yani Üzeyir mesela onların Burak Çoban'la beraber Yılmaz değil mi? Şeyle beraber Kenan Özer çok dikkat etmesi gereken bir oyuncu. Aynen. Kenan zaten bence en oradaki şey isim. Genelde Yılmaz'ın bilmediği gibi penaltı almaya çalışan bir oyuncu. Yani bireysel olarak en kaliteli isimdir yani şey bireysel performans olarak yani. Hani ondan şey var çünkü diğerleri biraz daha şey. Şeyi yani, söyleyelim Yılmaz sen de görmüşsündür. Duran topları iyi kullanıyorlar bu arada. Tabii çok iyi. Şey nasıl Yılmaz forvetleri neydi şey, adı Gökdeniz Karadeniz herhalde. Gökdeniz Bayraktar. Yok Gökdeniz Bayraktar zaten bizim ilk maçta da tabii ilk maçta sonradan girmişti sanırsam. Tabii Celal'le başladı. Celal'le başladı ya da Gökdeniz ilk yer oynadı sonra Celal'e mi döndü öyle bir şey olmuştu yani. Bir yarım devre oynadı diye hatırlıyorum. Geçen sezon da oynamıştı. Yani Gökdeniz şey neydi? Ya ben mesela bizim takımda olmasını isterdim yani şeyde direkt böyle hamlede olsun hani ya da ilk 11'de işte Sandro gibi alternatif 9 numara olsun. Yani faydalı olabilecek yani genç hala şey neydi? Evet. Çalışmayı seviyor, gol atma isteği var, mücadelesi iyi. Olsaydı iyi olurdu Gökdeniz bizde ama şey neydi? Haki Osman var herhalde. Haki Osman zaten onların yedek oyuncusu da ya bir şey değil işte Kasongo değil yani net oyuncu değil. Yani iyi alternatif olurdu bizim için keşke bizde olabilseydi. Ben Antalya Spor'dayken biz kiralasak diye düşünüyordum ama tabii işte o aralarındaki bağdan dolayı Bodrum'a geçti. Ama dediğim gibi şey için de yeterli yani tek başına alıp sırtlasın diye bence yeterli. İzleyenlerden skor tahminleri de alalım. Ben Halil Alat'a katılıyorum. Yani beraberliğe gideceğiz büyük ihtimalle. Sakin kalırsak yani ve açık vermeden beklersek burada ama çok geri yaslanmadan da bunu yapmak lazım. Çünkü yani Mali senin tahmin az önce yaptın aslında. Hani sen de şey bir maç bekliyorsun. Biraz daha kafa kafaya maç bekliyorsun sanırım. Ya kafa özellikle... kafaya olacak ama bence ibre bizim yani dediğim gibi ipler bizim elimizde olacak bence psikolojik anlamda. O yüzden hani bunu idare edebilirsek bence maçı kazanabileceğimize inanıyorum. Yani benim görüşüm de böyle aslında karşılıklı yine gol olur gibi geliyor bana. Yine 2-1 falan alırız gibi geliyor ya. Yani alırsak 2-1 gibi alırız diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Yılmaz sen skordan önce şöyle tahmin yürüteyim. Onların işte duran toplar çok etkili. İşte Kasongo'yu vesaire hatırlayalım. Ama bu toplarında biraz sıkıntılıyız biz. Hani bu en büyük tehdit bence bu olacak. Yine geçen sezonki maçı hatırlarsak orada işte Mete Kağan'ın bir gidişi vardı hatırlarız. Hani şey tek başına gol attırmıştı Dukara'ya. Bizim de kenarlarda işte Hamilton Kayode bu bakımdan bana göre kilit isimler olacak. Ben de karşılıklı gol bekliyorum ama ya ben 2-1 kazanırsak şaşırmam mesela hani şey olarak. Yani son maçtaki moral motivasyon hem kupa hem iç sahadaki Sakarya galibiyeti biraz daha iştah getirmiş olabilir futbolcuları. Hani bilmiyorum hani başka sorunları vardır ama ben son maçtaki şeyleri beğendim. Performansları beğendim. Yani 2-1 kazanabiliriz diyorum. Yani
Gelen yoruma katılıyorum. Sağ dışı sağ için etkilemezse demiş ki zaten birazdan bunu konuşacağız biraz. Yayını öyle kapatacağız. Genelde herkes 2-1'de falan. Ben gene geçen artık tarifeden 1-0 yeneceğiz diyorum. Neyse yani, en azından galibiyet şeyinden kazandık biz. Evet, geçen haftanın galibi biziz. Yılmaz 2-1 yeniliriz demişti. Şöyle arkadaşlar. Yok yani, ben 2-2 dedim geçen hafta. Ay, 2-2 dedim. Doğru. Gollü olur 2-2 demiştim. Doğru. Aynen. Bir önceki maçı. Yani bu hafta yani maçlara baktığımızda yani bizim maçımız sanırım Çorum-Göztepe maçı var. Manisa-Erzurum var. Bandırma-Giresun, Ümraniye-Sakarya, Altay-Kocaeli. Yani Urfa-Bolu. İlginç bir maç olacak. Yani Bodrum'a gitmeye çalışacağım ben de. Birkaç kişi de sanırım şey yapacak. Çünkü benim fikstür çekilirken isteklerimden bir tanesi Bodrum'a kışın denk gelmek. Çünkü yazın gidecek bir yer değil Bodrum bence. Yani kışın gitmek lazım. Sakinken. Umarım puanları alırız. Puanları alırız. Mali yorumlarını yaptı Yılmaz. Sen eklemek ister misin bu hafta ile ilgili? Ondan sonra da... Ben yani özellikle hava toplarına dikkat edelim. Çünkü etkiler. Evet. Şey duran toplara. Hava toplara. Hava topları. Kenar topları işte. Dediğim gibi eğer biz şeyi kullanırsak Hamilton ve Kayode'yi kilitsizler onlar. Hem üzeri biraz etkilemiş olur. Yılmaz, YTF'yi yazar mıydın Musa'nın yerine hava topları yazmam için? Yani çünkü ağır. Sen yani nasıl bir kadro çıkarırdın? Ya işte yani. Şöyle, şu ben Musa'yı kesin keserim. Yasin'i çekerim şeye. Peki. Dörtlü de bu arada benim. Üçlü ben. Bu dediğim gibi işte. Yani Kayseri maçında yediğimiz gol üçlünün şeyini anlatıyor. İyi çalışan takımlar. Mesela Burak da kaçar oradan. Kenan da kaçar. Yani bizi zor durumda yapar. Ya bekini kilitleyeceksin. Tamam beşte oynayacaksın. Hani hiç öne çıkartmadan ki o da rakibin oyununu kabul etmen anlamına gelir yani tamamen çünkü ileri çıkmakta zorlanırsın ya da işte bu pozisyonlara alışık olacaksın. Ben o yüzden dörtlü derim. Musa yerine Yasin'i yazarım. Sonra da artık Özgür Çek zaten şey olduğu için hani sakatlığı bittiği için Özgür Çek'le yani en azından diğerleri değişir değişmez bilmiyorum ama yani en baştaki şeyim bu olur. Ha oradan çıkacak zaten bir kişi. Enzabay'ı da bu arada yazmadım hani şey olarak. Oradan boşluğa düşecek bir kişiyi de Osman'la doldurabilirsin. Ya da işte farklı olarak tercih alabilirsin. Şöyle Osman biraz beklenti açtı. Hani kilolu olması falan dendi ama. Dünya değil. Yani orta saha mesela Kayode'nin yapmadığı takipleri yaptı mesela. Hani o anlamda oyuncuyu rahat bırakmadı arkaya. Faal yaptı mesela. Taktik faal yaptı. Yani topu biliyor. Ha, bu arada Buğra dönmez mi demiş Kamber Bey. Buğra ile ilgili ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Yani sakat mı? Ne zaman sakat? No. Şeye baktım büyüttüyseniz maç sonu soyunma odasındaki fotoğrafa Buğra orada üstü giyinik bir şekilde seviniyordu. Yani onu gördüm en azından Buğra. Çünkü görmüyordu uzun zamandır. Yani bayağı şey neydi normal. Bizim gibi gelmiş soyunma odasına geçmiş orada en azından sevinenler arasındaydı. Yani takımda ama şeydi yok herhalde hiç. Nasıl bir sakatlık bilmiyorum ama Buğra'nın dönmesi herhalde çok mümkün gözükmüyor. İşte Osman alır mı? Şöyle işte. Bodrum'un orta sahası gerçekten iyi o konuda. Hani alabilir. Belki şey yapabilir ama yani o tarafını bilemiyorum. Yani ben biraz daha mücadeleci de tercih edebilir. İşte biraz farklı olabilir yani. Orada alternatifler var yani. İşte kimi tercih eder? Evet. Biraz şey ama olabilir yani. Evet. İlker Çolak da yenen takım değişmez. Sakarya maçı ikinci yarısı oynayanları görebiliriz demiş. Olabilir. Evet, Oğuzhan'ı oynatmamız lazım mesela. Oğuzhan'ın oynaması lazım artık. Osman'ın belki ilk 11 çıkması bakalım onu görürüz. Hani orada birini kimi keser ama hocanın yatabara keseceğini düşünmüyorum. Artık gol de attı. Ya işte Yılmaz beğenmese de gollerini. Yani bence yatabarenin ilk devre Bodrum'a attığı gol. Hatta Yılmaz o penaltıyı beğenmedi arkadaşlar. Yorumunu hatırlayın Yılmaz'ı. Aynen öyle. O penaltıyı kötü attı demişti. Aynen Bodrum'da. Kötü attı bence. Beraber izledik o maçı Yılmaz'la biz. Beraber izledik. Mesela Osman'ın vuruştaki güvenine bakalım. Bir de işte mesela o maçtaki yatabarını şu. Yani işte penaltıcılık farklı ya. Mesela Philip Teams işte bizde attığı zaman da hatırlayalım yani çok atıyorum. Valencia'ya karşı attı işte. Saatli atmıştı. Ben o maçta Saatli'deydim zaten. Evet evet. Mesela hiç şey değilim yani Valencia'nın İşte o yedek kalecisi diye Canizares değil ama yani çok evet, umurumda değil yani Palop. Filip geldiyse başa Palop muydu işte tam hatırlamıyorum ama yani Filip geldiyse goldü yani benim için şey yok tabii, başka tabii. ihtimal yoktu yani böyle bir güven veriyor işte ya tabi arabana hiç o güveni vermedi zaten ilk başta da vermemişti şeyde de vermedi ben biraz o şeyine bakıyorum yani hani penaltı farklı bir meziyet bana göre
Evet. Direkt şey. Ama Yılmaz unutma 3 puan getirdi o gol. Yani Yatabar'ın 3 puan getiren golü oydu. Allah'ta yani tam atılacak zamanda attı yani. Kaçırdığı şey olmadı. Ya evet, maçta zaten şöyle bir ayrıntı da var. Biz hani ya maçı izlerken hani 3-1 falan öndeyiz ama rakip 10 kişi, işte moralman çökmüş mantıken. Ama biz hala bir o kadar güvenli değildik mesela. Maçta en büyük sinir bozucu bölüm oydu. Ya paslaşma yapıyoruz, bir pas yapıyoruz, iki pas yapıyoruz. Heyecandan bir vuruluyor, ileri vuruluyor, bir şey yapılıyor. Ya, bebi, ya 3-1, 90 artı oynanıyor. Rakip 10 kişi. Yani hani anlatabiliyor muyum? Yani o işte bu kazanılacak bir şey. İşte psikoloji böyle bir şey. Ama bu maçtan sonra Sakarya'yı da yendik. Şimdi bence Bodrum maçında daha ayakları yere basacak takımın. Bence bu önemli bir şey, gelişim. İnşallah da böyle devam eder diyelim. Umarım. Yok, Yılmaz darılmaz ya. İlker Çolak espri yaptı. Biz röveşeteyle atsa beğenmez diyor da. Yok. Öyle. Neydi? Röveşete var diyecek. O da var da. Gerçekten yani Yatabar'ın attığı gol şeydi yani. Biraz komikti. Çünkü yerde yatıyordu ya. Hemen Himmet'in çizgiye indiğini görünce aceleyle kalkması ve direkt kafaya gelmesi. Hani şey gibiydi. Tam bir şey var ya, çok sosyal medyada düşer video olarak. Kimdi ya? Adem Büyük. Hani bir niye pas atmıyorsun diye kızarken top önüne geliyor. O da vuruyor, kötü vuruyor. Konsantre olsa zaten gol atacak ama kızarken önüne gelince hani ona benzedi biraz da, ama neyse ki Yatabar'ın kaçamadı bunu. Boş kaleye. Neyse, gol attı. Yani her haftamız böyle geçsin. Evet, Himmet çarptı. 5 golünden ikisi verimli, 3'ü şu anda şey işte, o yastık dediğimiz. İkisi verimli gol, 3'ü şey değil yani. Şimdi arkadaşlar yayını İlhan Cavcav'la açtık. Niyazi Aktaş da tamamlayacağız yayını. Yani geçen hafta yaptığımız çağrıda demiştik ki önce zaten Sarkan Aydın istifa etti. Arkasından da bugün galiba kulüpten önce başkan kendisi açıklama yaptı. Bu da ilginçti bu arada. Yani tabii başkan çok gelip gittiği için biraz ne vardı, bir şarkı vardı Fikret Kuzu. Süleyman hep başbakan gibi, hani böyle gider gelir. Başbakan. Evet, başbakan Süleyman. Evet. Yani Niyazi Aktaş'ın dönme potansiyeli var. Bugün birkaç tweet atılmış işte Arda Çakmak, işte biz gidersek bir yıla ikna ederiz falan. Esprim değil mi bilemem ama şimdi Niyazi Aktaş'ın açıklamalarına baktığımızda ben şöyle anlıyorum. Yani bu sefer kesin bıraktım. Hatta parayı da bağışladım, feda olsun gibi bir şey anlıyorum ben. Onu söyleyeyim. Tabii ki şimdi Murat Cavcav sonrası dönem, hep Mali bahsetti, Yılmaz bahsetti. Murat Cavcav sonrası dönem çok önemliydi. Yani neden önemliydi? İşte çok kongreli. Biz kongre bekliyorduk ama bu kadar çok beklemiyorduk açıkçası. Yani birden sıfır kongreden hani birden çok kongreli bir hayata geçtik. Sonuçta baktığımızda Niyazi Aktaş'ın hiç kimse şunu göz ardı edemez. Tabii ki kulübün bu düştüğü durumda aldığı risk, eline atması ve yapmaya çalıştığı şeyleri evet anlayabiliyoruz. Ama şu konuda eleştirmek mümkün. Yani belki YK'yı istediği gibi oluşturamadığı için diyenler olabilir. Kimisi YK onun sorumluluğunu da yapmak zorunda diyenler olabilir. Ama başkanlığın getirdiği bir ağırlık var. Ve bunu zaman zaman çok tökezledi. Bazı şeyler geç kaldı. İşte transfer döneminde ortada olmamakla suçlandı. Birçok şey yaptı. Hani dönecekse de dönmeyecekse de bilmiyorum ama yani şu ana kadar olan performansında bence iki hafta yapması, yani kongreden sonrası yapması gereken şeyi niye bugüne kaldı onu da bilmiyorum açıkçası. Şu anda çünkü ama bir kongrede beklemiyoruz bu arada. Çünkü sadece başkan istifa etti. Ve bir kongre ihtimali konuşulmuyor Mali. Önce senle başlayayım. Yani sanırım hatırlayın ilk geldiği 10 Haziran kongresinde benden sonra Arif Ölmez olacak demişti. Söylemişti zaten bir şekilde. 10 Haziran kongresinden bahsediyorum. İlk geldiği kongreden bahsediyorum. Hı-hı. Sanırım böyle bir devir olacak ama bu devir nasıl olur? Arif Ölmez'in rolü ne olur? Çünkü zaten paralı bir isim olmadığı için Niyazi Aktaş gidiyor Mali. Yani Arif Ölmez'in de böyle bir geliri yok. Yani ne olur? Ben de bilmiyorum burada. Ne olur diye soruyorum da. Herhangi bir fikrim yok yani şu anda. Vallahi, bence de ne olur belli olmaz ama yani şey, Halit Ruhiye'mi söyleyeyim. Daha doğrusu aklımdan geçen şey şu. Doğru tabii yanlış tabii. Ayrı mesele ama sanki bu şirketleşme hikayesinin başlangıcının olmaması, yani bu hikayenin başlangıcının olmaması en son. Sanki bir Niyazi Bey son bir kurşun atıyor gibi geliyor bana. Şu anlamda yani olmazsa ben gidiyorum gibi bir şey olduğu için buraya geldik bence. Ama şöyle bir şey olabilir. Bunu bir kere daha yaşadık gerçi ama
hani onun şeyindeki onun akıl hocalığını alacak bir başkan bir süre götürebilir. Arkasından da bir ortam olursa tekrar gelip bu şirketleşme hikayesini bir kere daha ve belki de son kez açma hikayesi olabilir. Ama dediğim gibi bu tamamen şu an benim bir uydurmam. Böyle bir hikaye olarak gider gibi geliyor bana. Benim görüşüm bu yönde. Onun dışında zaten Niyazi Bey'den başka başkan olabilecek birini de açıkçası görmüyorum yani. Maalesef gördük yani bunu yıllar içerisinde öğrendik. Bu kulübün sahipsizlik hikayesi de aslında bu. Bakalım hayırlısı yani hiç, inanın bir hiçbir şey bilmiyorum ben. Aynen Ali. Yani biz de zaten burada hani ne gazeteciyiz ne şeyiz. Yani biz de sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla sağdan soldan gelen şeyleri yorumluyoruz. Yılmaz, Niyazi Aktaş Ketan Pere'ye getirildi demiş Samsung TV. İlker Çolak da şey demiş, ne haliniz varsa görün dememiştir, mutlaka planlama olmuştur. Bu planlama kısmı beni biraz kafamda tabii ki soru işareti oluşturuyor. Yılmaz hatırlayalım, sonra sözü sana vereceğim. 10 Haziran Kongresi'nde mesela, şimdi az önce Malin dediği gibi, 10 Haziran Kongresi'nde ilk geldiği kongredeki yönetim kurulunda arkadaşlar şirketleşmeden sonra yönetim kurulu üyesi vardı. Ne yaptı o günden beri o üye? Ya da bu üye çalıştı mı? İşte. Zaten buradan da Yılmaz'a bırakıyorum. Yanılmıyorsam şimdi kayıtta bakmak lazım da 50 bin ya da 100 bin euro gibi 100 bin değildir ama 30 bin de olabilir. Yani öyle bir miktar o da kulübe borç verdi. Yani tek şeyi o yani bildiğimiz kadarıyla işte kulübe girdi mi çıktı mı ondan bile haberimiz yok ama o şirketle filan sorumlu yönetim kurulu üyesi. Ya şimdi şöyle ben de mesela kafamda bir sürü senaryo diyorum ki olabilir. Hani ne olacağını açıkçası bilen birisi var mı bilmiyorum. Hani en azından yani bir kişi bile yani yol haritamız bu diyebiliyorsa iyi bir şeydir. En azından bir plan vardır yani ama hani 2,5 senelik sürece bakarsak yani tamamen tablo şey neydi nasıl diyeyim yani son derece ya basit bir yönetim şekliydi. Hani hiçbir zaman tam rayına oturmadı. Sürekli bunu yapmamız da bunun geçtiği ama. Sen bir soru sormuştun özel bir görüşmede başkanla. Siz şirketinizi böyle mi yönetiyorsunuz diye sormuştun. Çok açık bir şekilde. Aynen öyle. Yani yok öyle yönetmediğini söyledi. İşte zaten olması gereken de o. Ya şimdi şöyle sen sadece birkaç örnek vereyim. Mesela şimdi ilk gelindi işte belediye bir yardım yapacaktı yapmadı. Yaptı yapmadı vesaire. Sonradan yaptı. Böyle bir şeyler oldu. Hani o süreç geçti işte. Yönetim kurulları sürekli işte destek verecekti vermeyecekti. Sözünü tuttu tutmadı vesaire vesaire. Hani sürekli böyle bir aşamalardan geçtik yani. İşte şey şu transfer yasağı aldığımız süreçte malum bir önceki devre arasında hani yasak kaldırılacakken evet. İşte oldu olmadı vesaire. Yani yönetim şekli bakımından yani kesinlikle şey yok. Yani hiç kimsenin istediği bir standartta olduğunu düşünmüyorum. Yani belki Niyazi Aktaş bile kendisi olsak evet ben de böyle olsun istemezdim diyebilir. Çünkü yani nereden tutarsak elimizde kalıyor bu yönetim şekli olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi gelelim 2,5 sene geçti dediğim gibi hani ne oldu? Ha şu var. Kulübün bu hale gelmesinde Niyazi Aktaş sorumlu mu? Gerçi onda o da ayrı bir sorun ama tam şey yapmayalım. Çünkü geçmişten de kalan olay, işte başkan vekilliği zamanından da kalan bazı olaylar var. Hani orada da hani şey olabilir belki bir sorumluluğu olabilir ama yani dediğim gibi orada İlhan Cavcav olduğu için çok da hani çok şey yoktur. Ama sonuçta Murat Cavcav sonrası kötü bir tablo olduğu belliydi. Yani Niyazi Aktaş da açıkçası buraya bu kötü tabloyu yani yıllardır da başkan vekili yapmış. Az çok biliyor da yani. Sonuçta futbola da yeni bir isim değil. Hani bilerek geldi. Ya şimdi mesela şöyle diyelim. Üçümüz başkanız. Ortak başkan, eş başkanlar neyse. Ya şimdi biz bu kulübün nasıl döndürüleceğini az çok tahmin ediyoruz. Ya bunu da gelirken buna göre gelmemiz lazım. Ya biz gelelim de bakarız yolda falan gibi olmaması lazım. İşte ben mesela şunu diyorum. İşte mesela bu sezona çeşitli transferler yapıldı. Başlandı işte. Bence fena bir bütçe de değil yani şöyle toplam bütçede işte hani nerelerdeyiz ligin ortalamasında ne şey oluruz ne kadar harcama yaptık bilmiyorum ama ya sonuçta işte Yatabari, işte Hamilton, Kayode işte Süper Lig'den yine Musa Çağran yani çeşitli isimler aldık. Orkun sonuçta Süper Lig'den düşen bir takımdan geldi ama hani o da Süper Lig'den transferler aslında çok da kötü değildi. Hani baktığım zaman tamam genç oyuncular vesaire de var ama ya sonuçta belli bir bütçeyi ayırmışsın buna bu sezon için. Ya şimdi daha bu sezonda işte Eylül'de bir kongre yapıldı. Orada işte finansman desteği geldi işte Alagöz Holding'den. Yani öyle söylendi. Zaten ondan sonra da olduğu söylendi. Hani belli miktar şey. Ama bu şeyler yapılırken belli değil anladığımız kadarıyla. Ya da buradan destek alıyorsun ama sezon sonuna kadar değil. Bu destek kesilince
ne olacak? Evet. O belli değil. Şu anda işte söylenenler o. Şeyi bilmiyoruz. Doğrudur yanlışsa da futbolcular işte para alamıyor yani. Maaşını alamıyor ya da primini alamıyor. Neyse artık yani. Doğrudur yanlıştır bilemiyoruz ama hani böyle bir şey var. Bu şu anda transfer sezonuna geldik. Yani sonuçta az önce dedik yani 7 puan kalmış ikinci yani. Daha azdı hatta. Fark azdı ama hani işte biz ilk yarıda birkaç hata yapmıştık. Ama hala 7 puan çok bir şey değil. Hani bunu bile kapatabiliriz. Yani birkaç tane iyi transferle. İşte bununla ilgili bir şey var mı? Transfer sezonu başlayalı, işte kongre olalı. Yani sonuçta bir ay önceden başladı aslında transfer sezonu. İlhan Cavcav zamanında olsaydık biz bir ay önceden transferleri yapmaya başlamıştık. Bu süreçte de devam ediyor. Yani esen öyle yapardık. Yani biz sezonun girmesini beklemeden önden yapardık sözleşmeleri. Sezon biterdi hemen imzalar atılırdı. Yani öyle bir şey olarak. Ya bunlar belli. Bu transfer sezonunun geldiği belli. Biz bu iki haftada ne bekledik o da belli değil. Hani neresinden bakarsak bakalım böyle şeyler var. Çok boşluk var. Şu anda işte bugün İlhan Cavcav'ın kabir ziyareti olmuş orada işte Mehmet Soylu sanırsam açıklama yapmış. İşte şey demiş işte sezon sonuna kadar götüreceğiz ama ya işte o da bana çok şey gelmiyor. Şimdi sezon sonuna kadar finansman ihtiyacı var mı? Kesinlikle. Hani o maaşlar kesin var. Yani. Ha, maaşlar var yani. Tesis giderleri var vesaire. Yani %100 olan bir durum var. Ya şimdi bu mevcut yönetim bunu sezon sonuna kadar götürebilecekse Niyaz Aktaş niye istifa etti? Yani? Niye gitti? Bunu da anlamıyorum. Ya ben mesela bu olayda da şunu söyleyeyim. Talip Çankırı'nın adaylığı döneminde de şöyle bir şey vardı. İşte Niyaz Aktaş yine bu arada edebilir şikayet. Hani sürekli ben yapıyorum, finanse ediyorum, başka kimse destek olmuyor. Bu haklı da ama yani başkan olmazsın. Yani bu olayın şeyi budur. Yani yapacak bir şey yok. Yani istemezsen olmazsın zaten. Hani başka bir açıklaması yok. Sonuçta şey neydi? Finansman bu işte. Federasyonun gelirleri belli, sponsor gelirim belli. Yani yetmez yani bu kulübü yönetmeye. Sonuçta kim başkan olursa olsun bugünden itibaren kim başkan o da kendi finansmanını sağlamak zorunda. Yani sponsor bulabilir. Elini cebine atabilir. Artık nasıl yaparsa ama işin gerçek tarafı bu. Şimdi Talip Çankırı aday olduğu dönemde de ben mesela şunu söylemiştim. Ya dedim Talip Çankırı zaten yönetimdeydi. Hani eğer bu finansmanı sağlayacak gücü varsa Niyaz Aktaş yapsa çarpı iki güç olurdu bence. Hani orada da bir şey vardı kafa. Zaten sonra da olmadı. İki ay sonra tekrar kongre oldu. Yani ama yönetimde sınırlanmaz. Yani devamsa diyor mesela Samsung TV'de. Ya işte şöyle bugün yapılan açıklama sezon sonuna kadar devam edeceğiz denmiş. Şimdi sezon sonuna kadar devam. İşte benim çok umarım diyorum ya bir bilmediğimiz bir şey. Yani ben bu senaryo bende patlıyor mesela. Yani niye Niyaz Aktaş yok o zaman bu yönetim devam ediyor. Evet. Ki aralarında değil tüm yönetim toplasan en güçlüleri zaten Niyaz Aktaş. Maddi anlamda tabii. Diyorum. Tabii. Hani hatta çarpı kaçtır. Yani tabii, burada tabii. Bir açık kapı var. Bilmiyorum umarım düşünülen bir şey vardır. Benim hiçbir fikrim yok. Hani olabilecekler düşünüyorum ama çok da bana çok mantıklı, rasyonel gelmiyor. Bilmiyorum ne düşünüyorum. Ha şöyle şu anda yönetimin bir kafasında bir plan vardı ama o da şey yapar haftaya hemen kongre kararı alınabilir ama iş işten geçmiş olur işte. Transfer sezonu bitecek vesaire olacak. Yani umarım bu denemeler bu sefer başarılı olur. İşte Talip Çankırı denemesi gibi çok başarısız bir süreç yaşamayalım yani ben. Dediğim bu. Evet. Görünen gerçek var. Bu finansman sağlanacak. Öncelikli dert bu. Yani bunu net olarak çözemiyorsan yani artık kayyuma mı gider? Nereye gider? Ben şu şeyi de sevmiyorum. Hani sürünceme de yani. Biz Niyaz Aktaş'ın bu yönetimiyle 2,5 sene sadece idare ettik. Yani onu söyleyelim. Şu anda yani bugün yeni bir Niyaz Aktaş çıkmazsa 2,5 sene daha idare edemeyiz zaten. Hani ya bu kendi İlhan Cavcav'ın zamanı gibi olamıyoruz. Şirket istek de belki olamayacağız. Çünkü %49'dan dolayı. Ya bu seviyeye gelmemiz lazım bizim. Hani iyi yönetimle ya da bu sürüncemenin çok da bir anlamı yok. Yani biz yarım sezon idare etsek ne olacak? Seneye daha kötü günler bekliyorsa. Yani bir an önce doğru adımların atılması lazım. Gelecek uzun vadeli düşünülmesi lazım. Tabii. Öteki türlü çok bir şey yok yani bunun. Çünkü burada başkan gittikten sonra yani atıyorum işte yönetim daha çözüm söyleyin demiş ihtiyaç olarak. Valla ben işte çözümü söylüyorum. Ben çözümü söyleyeyim. Yani bir kötü gider yapmayacağız. Kötü gider dediğim işte bu transfer oluyor. İşte geçen sezon devre arası transferlerini şimdi biz şeyden dolayı eleştirmedik. Hani işte Dukar'a bizim şeyimiz değil yani hiç sevmediğimiz futbolcu değil bize karşı kötü şey olan vesaire. Hani böyle şeyler oluyor işte bize bizim formamızı şöyle yapmıştı falan gibi yani öyle manevi şeylerle değil de hani biz durduk yere bu adam bu kadar para vermez veya Thiago işte herkes bisikletçi diyor ama işte o zaman da dedik işte bir sene oynamamış oyuncuyu niye aldık vesaire gibi. Bir kötü gider yapmayacaksın en temel koşul bu. Yani parayı çöpe atmayacaksın. İki yani o geliri bulacaksın. Bu kimle olur? Yeni bir Niyaz Aktaş olur.
Hani veri vermez orası bir ayrı olay. Şimdi İlhan Cavcav da zamanında sonuçta buraya geldi. O da kendi finanse etti hatta. Tüm şeyler de var. Hani kulübü bataktan o da kendi imkanlarıyla çıkartıyor ama iyi yönettiği için sonra kendi kendini yürütmeye başlıyor kulüp. Hani o önemli olan bu. Belli bir süre kısa vadede yani buraya finansman sanıyor. Bu sponsorlu da olur bu arada. Yani çok bir şey değil yani. Bu sponsoru da bulabiliriz. Bu tamamen bağlantılarla alakalı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben. Koç ailesinden biri bize başkan olduğunu düşünelim. Tamamen varsayayım. Şimdi sponsor bize çok bulunur. Bu yani network ile alakalı bir şey. Yani ya sponsorla bulursun ya kendi cebinden bulursun. Bir şekilde o kısa vadeli finansmanı yapmak zorunlu. Hani başka bir çözümü yok bunun. Ama ne kadar bulursak bulalım. 500 milyon bulduğumuz varsayalım. 1,5 sene içerisinde. 5 milyon TL. Hani şu andaki bütçemiz yok. Ya işte bunu Eyüpspor gibi dengesiz transferler yaparsan yani playoff'tan elenirsen vesaire hiçbir anlamı olmaz. Yani biz özellikle gelir kısmına çok odaklanıyoruz ki olması gerekiyor kısa vadede özellikle. Ama giderler. Ama gider tarafını hiç kimse düşünmüyor ki yani Niyazi Aktaş döneminde ben işte keşke hani elimde defterler olsa öyle tablolar yayınlansa sürekli şey yaparım ama çok büyük gelirler geldiğini de düşünüyor. Yani çok ciddi yani Arda Güler başta olmak üzere. Kamber Bey'in sorusuna ne cevap verirsin? Zaman aşımı süresi var mı diyor. Maddi konu. Şey mi bu şu arsa, daire falan filan. Beytepe'deki yerler içindir büyük ihtimalle. Yani vardır onun 10 sene falandır diye tahmin. Zaten bir de iyi niyetli 3. kişi muhabbeti var yani. O zaten şey yapmıştır ama orada belki sorumlularla ilgili şey olabilir. Yani orayı da ya orada şöyle bir şey var. Orada bizim bildiğimiz kadar benim bildiğim kadarıyla bir blok var zaten. Hani o da değer edebilir ama hani farklı şeylerle değer. Yani orayı herhalde imar planını mı değiştiriyorsun? Öyle bir şey var yani tam teknik anlamını bilmiyorum ama yani kullanım şeklini değiştirip çok farklı bir şekilde değer yaratılabilir vesaire. Öyle şeyler de var ama onu da geçtim. Ya işte belediyeden gelen yardımlar, işte bu Alagöz'den gelen destek, işte Arda Güler'den yani pek çok kanaldan hani ben burada arada notlar alıyordum. İşte ta ilk düştüğümüz zaman iyi miktarda o zamanlar işte paraşüt parası vesaire. Ya fena da gelirler gelmedi. Hani giderler çoktu o ayrı bir olay. Ama yani geldiğimiz nokta 2,5 sene sonra neredeyiz? Ya hiçbir yerdeyiz yani aslında. İyi tarafımız şu, onu söyleyeyim. Bu çok önemli. Şimdi borç var, borç var. Şimdi Murat Cavcav dönemindeki borç daha kısıtlıydı. Yani dövize de çevirsek daha kısıtlıydı ama işte o zaman daha çok sporcu borçlarıydı. Yani işin teknik kısmına giriyor. Şimdi bu borçlar tehlikeli. İşte transfer sağlıyorsun, eksi puanlar yiyorsun, küme düşürüyorsun vesaire. Hani o şey neydi? Sıkıntılı. Şimdi iyi tarafı ne? İşte Niyazi Aktaş'a borç var. Murat Cavcav'a var. O da feda oldu dedi. Bence bağışladı başkan. Ya onu bilmiyorum. Ya bence şöyle zaten hani yani eğer parasının derdine düştüğünü düşünelim. Ya itibarı sıfırlanır. Yani bence ona da gerek duyacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani imkan olursa alır tabii ki. Yani bu doğal olarak da hani şunu düşünelim. Murat Cavcav hiç istedi mi? Yani bizim bildiğimiz kadarıyla hiç istemedi herhalde. Onun da ciddi bir miktarı var. Hatta döviz verseydi çok daha büyük miktardı ama mesela hiç peşine düşmedi. Hani ben Niyazi Aktaş'tan da açıkçası bunu beklerim. Yani çünkü yani tamam şey olarak içeride olabilir ama kulüp bu haldeyken de yani en son düşüneceği insan Murat Cavcav'dır, Niyazi Aktaş'tır. Hani benzer kişiler. İşte Alagözü'ye borç vardı. Yani borçların şeyinde, yüzdesinde sporcu borçları az kaldı. Yani pastacının küçük. İşte vergi borcu, SGK diyelim. İşte SGK borcu. Bir de şahıs borçları genel olarak borçlarımız işte buna muhtemelen şey ekleniyordur. Teskilerle ekleniyordur eğer ödemesi falan olmuyorsa. O bakımdan iyi oldu. Borcun şekil değiştirmesi çok önemli bizim için. Bizi çok sıkıntıya sokmayacak. Ama eğer mesela şu anda 4 aydır falan ödenmiyorsa hani bazı yerlerde öyle yazıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru hiçbir fikrim yok. Hani bilen varsa yazabilir ama işte 4 aydır ödenmiyordu. Bir şey oluyordu. O zaman işte sıkıntıya girer. Onlar da sonra sonuçta Hamilton bizim şeyi severiz şu anda ama adam bize direkt dosyayı FIFA'ya gönderir. Bize ceza gelir. O bakımdan iyi. Yani çözümü başka çözümü yok. Buna kısa vadede bize finansman lazım. Yani başka işte seçimler var diyen var. Siyasi destek olabilir. Yani ya işte şöyle ben az önce sponsorunu da dedim. Siyasi destekli bir destektir. İşte network. Yani sonuçta bir tane siyasi figürü getirsin. Hani reddedilmeyecek bir figür diyelim. Yani bağlantılar olan. Ama yılmaz. Kimse yani reddedemeyecek. Bunu... Mali benim anlamadığım bir şey var. Yani işte Niyazi Aktaş süreci böyle yönetti. Başkan, bu listeyi başkan yazmadım arkadaşlar alt alta. Yani başkan istifa ettiğinde evet şöyle bir Mali hatırlamıyorum ama sen eski üyesin. Hani başkan istifa ettiğinde yönetim kurulu düşmüyor. Evet böyle oluyor. Yani ama şimdi teamülen yönetim kurulunun da ayrılması gerekmez mi bu durumda? Yani çünkü başkan bu listeyi yazan kişi
Hani böyle bir madde yok galiba. Yani çok bildiğim bir şey değil. Bilmez biliyordum. Niye? Ya bilmiyorum. Yani bakamadım. Ben bugün bakacaktım da ama sanırım yok ya. Onu şeyde yok. Bizim tüzükte falan yok ama. Yok öyle bir şey. Ama teamüler belki başkan gidiyorsa YK'nın da istifa etmesi lazım. Ya belki medeni kanunda falan vardı. Ona bakmadım ama. Hani şey evet. Olarak. Öyle bir şey olsaydı zaten zorunlu olurdu. Evet, ya bak, ölüm nedeninde falan var ama hani şeyde var. Bilmez. Şu an sen ona bak. Mali'den görüşleri alalım. Sonra toparlayalım. Hı. Yani şey ben açıkçası bilmiyorum yani dediğim gibi. Yani sonuçta şu an kafalar karışık. Hani bir yandan takımın bu son iki galibiyetiyle mutlu olduk ama şimdi tekrar eski şeydeyiz. Yani iki ayağı var ya bu işin, aslında iki ayağı da yok da yani aslında takım oyunu hep söylerim. Futbol sadece sahada oynanmıyor. Yani saha dışı da çok önemli. Yani hepsinin bir bütün olması lazım. Taraftarın da olması gerekiyor. Yönetimin de olması gerekiyor. Başkanın da olması gerekiyor. Yani bütün ayakların aslında takım gibi oynaması ve birbirine uyum sağlaması gerekiyor. Bizim bir sıkıntımız da işte bu. Yani hani bu İlhan Cavcav sonrasında bu bocalamanın olacağını aslında hepimiz biliyorduk. Bocalamanın sadece katalizörü Murat Cavcav oldu biliyorsun. Yani çok evet. Daha hızlı bocaladık. Çünkü bocalamanın arkasında biz şey düşünüyorduk. Yani hani İlhan Cavcav en azından eksi kasa bırakmıyor. Hani para var. Biraz bunu yönetecek, biraz insani değerleri olan biri gelirse bir şekilde kotarırız diyorduk. Ama orası biliyorsunuz ki Murat Çağcan'ın gelmesiyle bir bayağı bir eridi. Evet. Yani çok şey erozyon oldu Ali. Yani evet. Ben Sakaryaspor maçında yani Sakaryaspor'a yapılan birkaç hareket vardı. Çok hiç hoşlanmadım. Ondan sonra yapılan tezahürat hoş değildi. Bize yakışmayan. Yani böyle bir taraftar profil değişimi de var. Yani böyle bir erozyondan geçiyoruz. Yani sonuçta işte yaptık mı? İşte ya da işte o tribünden Sakarya tribünde bir şey yaptı. Yani ama bizim tribünden evet. Yapılmayan şeyler yapılıyor bazı maçlarda. Evet, bunu da gerekli. Bir ayrı yayında konuşmamız lazım. Yani taraftar korozyonda çok acayip. Yani hani önüne geleni toplamak, önüne geleni stada sokmak çözüm mü? İşte Kamber Bey'in dediği gibi. Yani tribünlerde, yani Kamber Bey bir tweetinde de belirtmişti. Valla işte yaptık mı ettik mi tezahüratı gençler birine yakışmıyor. Yakışmıyor, aynen öyle. Aynen öyle. Ama işte o kadar çok gündem ve o kadar çok saçmalıkla uğraşıyoruz ki açıkçası. Taraftara gelemiyoruz bile yani. Evet. Eyvallah Ali. Yılmaz bakabildin mi? Bir şey var mı? Şey de yok yani. Belki eski tüzük öyle bir şeyden hatırlıyorum ama o da eski tüzüğü bulamadım. Eski tüzüğü bulamadım. Hani belki orada mı yazıyordu acaba diye. Evet. Ya belki bu aralarda vardı ama şu anda dediğim gibi şey yapamadım. Eyvallah Yılmaz. Eyvallah. Yani umarım. Bunu isteyen bakabilir ama ben teamülü söylüyorum. Yani yani normalde işte George Washington da devreye girdi. Etik gereği olur. Yani teamül gereği istifa eder. İkinci başkan normal koşullarda devam eder. Çünkü zaten buradaki en büyük para veren paydaş Niyazi Aktaş'tı. Hani bu yönetimi nasıl devam edeceğinin işte başka İşte gölge yönetim halinde devam edeceğinin, işte as başkanın başkan seçileceği bir durumda, yani sonuçta maaşı primi eksik edilmesin, Sinan Hoca yalnız bırakılmasın yorum gibi. Yani bu takım playoff'u zorlayacak arkadaşlar. Şu andan sonra değil mi Ali? Hiç transfer aynen. Yapmasak bu takım gene playoff'un içinde kalacak bu oyunla. Yani aynen öyle. Bu sinerjiyi yakalarsak zaten bence gelir bir şeyler. Yani takımın maaşlarının ödenmesi çok önemli bir konu tabii. Bunu da söyleyelim. Evet, bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Herhalde bunu planlamışlardır. Böyle biz devam ediyoruz kararı almamışlardır diye umuyorum yani. Tabii canım, yani sonuçta biz buradayız dediklerine göre bu demek oluyor ki bu tarz sıkıntılar olmayacak. Ama Yılmaz da diyor ki bugüne kadar buradaydınız. O zaman niye bir şey yapmadınız? Yani buradan hani İşte orası çelişkili. Çok acayip. İşte nereden baksan tutarsızca bazen şey yani şöyle. Yani bu yönetimin kaynak bulabilmesi Niyazi Aktaş'ta daha kolay olması lazım gibi geliyor bana. Gibi. Hani yani orada bir şeylik var. Yani ama acaba Niyazi Aktaş'ın şöyle düşünce de var arkadaşlar. Hani atıyorum Niyazi Aktaş'ın orada olması acaba birilerinin bağış yapmasını engelliyor muydu? Şu an önünü açar. İşte Talip Çankırı'nın adaylığında tam olarak bu konuşulmuştu ama hani o da çok bir gerçekçi olmadı yani. Hani şöyle olmadı. Şöyle mi oluyor? İşte Niyazi Aktaş varken ben vermem falan, öyle bir şey değildir herhalde yani mesele. Hani tabii. Umarım öyle değildir. Yani bilmiyorum. Bana çok şey gelmiyor yani. Hani mantıklı gelmiyor ama hani belki arka planda ya işte şöyle bir sıkıntı var. İşte Talip Çankırı gibi olmasın. O da önümüzde bir örnek olduğu için. Evet. Talip Çankırı olayı gerçekten tam bir şeydi yani. Neydi? Evet.
saçmalık. Büyük bir kumardı ve aynen, çok kötü battık yani. Hani evet, o az kalsın bizi ikinci lige düşürecekti. Daha da kötü evet, sonuçlara yol açacaktı. Yani böyle sene sonuna kadar varız denebilir. Bir şey demem. Hani planlıyorsan, hı-hı, şeyi yapıyorsan. Hani zaten hani kongre süreci daha gelmedi. Ama yani umarım kumar olmaz yani Talip Çankır gibi. Yani orada evet, bilir işte söz verildi yapılabilir falan. Bu olaylar artık şey olmaz yani. Yani bu evet, olmaması lazım. Hani şundan dolayı olmaması lazım. Bana göre mevcut Gençler Birliği'nin şu anki durumu kötü değil. Yani şey olarak evet, kötü değil. Hem evet, takımın yere bakımından hem de dediğim gibi borcun şekli bakımından. Hani acil ödemen gereken şey yok mesela. İşte bir futbolcu işte atıyorum forman olayı gibi 500 bin euro ödemen gerekmiyor. Anında. Yok. Hani öyle bir şey yok. Niyaz Aktaş'ın borcu. Kulüp kendini bir şekilde toparlarsa, hı-hı, toparlar yani. Oradan şey yapar ama hani başkan olabilecek adaylar için hani varsa öyle bir şeyler ki olabilir gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta hı-hı, Gençler Birliği'nde başkan olmak yani bir statü meselesi. Evet. Sonuçta belli bir güce sahip insan da statü ister zaten. Şey değildir yani. Para evet, onun için çok şey değildir. Bana göre çok şey değil yani. Sıkıntı evet, değil. Yani 80-90 lirası para lazım deniyor. Sadece bu sezon için. Yani maaşın yani ödenmiş. Şöyle maaşın bilmiyorum. Eksine kadar ama 80-90 bu kadroya zaten şeydir. Yani neydi? 80-90 çok bile. Ya yok bana yok göre şey. Yani. Transferler kulübün giderleri, minimum giderleri. Tamam, giderleri de yok. Genel olmaz. Çünkü 4 ay var. 4 ay bile. 4 ay var şeyin bitmesine evet, sezonun. Yani sezonun 4 aya göre bence şey yok. Hadi diyelim 5 ay olsun. Bence 4. Evet. Ama işte içeride ne kadar var bilmiyorum. Yani ona kadar evet, ödenecek. Diğer giderlerle 80-90 bile çok. Ha, ama transfer yaparsa tabii bunun niteliğine göre 120 dolar, 130 dolar. Evet. Orası farklı ama yani dediğim gibi bence çok şey değil. Yani direkt gelecek herhangi bir ismin yönetimden de olabilir, şeyden de olabilir, farklı bir yerden de ama yani yapacağı şey şu, bu senenin sonuna kadar ya da önümüzdeki sene de kalacaktır. Oraya kadar finansmanı sağlayabilecek kanallar bulmak. Şey değil çünkü. Acil bir borcu yok. Vergi falan yani çok bak şey sana Büyük'ten cevap geldi Yılmaz. 3-4 aylık oyuncu alacakları daha iyi. Ya işte mesela çok önemli. Eğer bu kesinse zaten büyük sıkıntı var. Yani 3-4 aylık evet, dediği zaten sezon başından beri parasını alamamış. Zaten 10 ayda ödeniyor benim bildiğim bunlar maaşı. Evet. 3-4 aylık kaldı zaten 1-2 maaş almış. Yani 1-2 aylık ücretini almış. Geri kalan ödememiş. Bir de sezonun sonuna kadar olan kısım var. Çok büyük şey olur. Neydi o 80-90 da bile geçebilir hatta 3-4 ay. Çünkü 100 milyonluk bütçe diyorlardı. Yani zaten 80 milyonu buradan çıkıyor. Bir de tesislerle falan 100 milyon zaten kafadan o zaman. Eğer böyleyse. Ama ben bilmiyorum. Sadece ödenmedi diye biliyorum. Detayı böyleyse zaten durum evet karışık. Evet. Ama bir de yani, şunu da söyleyeyim. Hı-hı. O da bir enteresan. Yani bunun olması da enteresan. Yani çelişkiler diyorum ya üst üste geliyor. Şimdi biz Alagöz'den 65 milyon TL aldık deniyor. Bilmiyorum. Hı-hı. Hani tutar doğrudur yanlıştır. Hani öyle deniyor. İşte kayıtları göremediğimiz için ama bu 65 milyon o zaman nereye gitti? Şimdi onu da sorgulamak lazım. Hani şeyden dolayı. Yani zaten bizim futbolcuya gider en çok. Yani tesis gideri olsun olsun 3 ayda 4 ayda 15 milyon olur. Yani en fazla. Hı-hı. Yani onun dışında hı-hı, neye gider yaptık da bilmiyorum. Hani eski alacaklarda son bize verilen mali tablolarda çok şey yoktu eski futbolcular. Hı-hı. Orası da biraz karışık olur şu anda. Yani 3-4 aylık oyuncu alamadıysa hı-hı, bir soru işareti var orada bilmiyorum. Hani eyvallah. Evet. Ya işte şeffaf olmak da burada önemli. Evet. Yani bu evet, soru işaretleri bitmez yani evet, böyle herkesin kafasında. Evet. Biraz inancı alacağım. İşte biraz bu son durumlar, kupa maçı, iki maç konuştuk. Biraz çenemiz düştü, uzun oldu yayın. O yüzden şey yapalım. Güzel bir haberle bitirelim haftayı. Bugün Gençler Birliği kadın futbolu açıkladı. Bence harika bir haber. U9 kadın takımımız erkeklerle karışık bir ligde oynuyor ve 4 takımlı grubu 3. sırada tamamlayarak bir üst turda diğer grubun ikincisiyle oynayacak. Yani bu genelde Amerika'da da Norveç'te de böyle. Belli bir yaşa kadar çocuklar birlikte oynuyorlar. Bence U9 kız takımının başarısını alkışlıyoruz. Yani bence bu harika bir başarı. Erkeklerle karışık bir ligde gruptan çıkıp karşı takımın ikincisiyle eşleşmeleri U9 adına, U13 kadın futbol adına da bence harika haberler. Hani birçok şeyin anlamıyla. Evet, Duke da dediği gibi bunlar şey değil diyor. Sağdan soldan duyduğumuz şeyler. Resmi yani 3-4 ay çünkü çok fazla. Evet. Yani belki öyledir evet, de. Hani umarım öyle yani değildir ya. 3-4 ay çok. Evet. 10 ayın 3-4 ayı evet, aynen yarım sezon geçti daha. Neredeyse hiç ücret evet, alamamış olur. Evet, ağzını sağlık arkadaşlar. Bence aynen, güzel bir yayın oldu. Uzadı ama yani bazı şeyleri söylememiz gerekiyordu. Arşivlemek adına. Çok teşekkür ediyorum. Pazar günü Bodrum Spor maçı bizim için çok kritik. Ertesi hafta Çorum gelecek. Daha da kritik. Sonra Eyüp'e gideceğiz. Yani çok acayip 3 haftadan geçiyoruz.
Evet, bu arada şunu söyleyeyim. Hani diyorum ya psikoloji çok önemli diye. Evet. Yani şimdi bizim en büyük erozyon yaşadığımız şey, hani saha içi anlamında söylüyorum. Ankara'daki yani evde oynadığımız maçlardaki o kaybımız. Yani hep söylerim ya, yani Gençler Birliği tarihinde 59'dan bu yanaki bütün resmi maçlara bakınca, yani Türkiye Kupası her şey dahil, resmi maçlara baktığınız zaman Ankara'da kazanma oranımız %50'dir yani. %50. Ya bu çok iyi bir oran. Yani iki maçtan birini en azından kazanıyoruzdur ama son yıllarda biz bunu kaybettik. İşte mesela Sakarya maçının Ankara'da kazanılmış olması değerli. Bu şu demek oluyor. Bir sonraki maçta, Ankara'daki bir sonraki maçta takım biraz daha kafası açık olacak. Biraz daha istekli olacak. Bu çok önemli bir şey. Yani bunlar işte algılar çok önemli diyorum ama psikoloji çok önemli. Ama çünkü Ankara'da biz bu kadar kötü bir karnemiz varken kimi yeneceğiz diyorduk. İşte Sakarya bunun bir başlangıcı olsun inşallah. Evet. Yani güzel bir şey. Mali içeride 10 maç 4 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet içeride. Aynen. Yani dediğin gibi bunun %50'yi şu an altında. Yani aynen %50, öyle. %40'da. Aynen. Yani bunun Mali'nin dediği gibi deplasmanda zaten bu takım işler yapacak. Evet. Bu arada şöyle bir şey var, yani %50 dediğim gibi ben 1000, hatta onun rakamını da söyleyeyim size daha gerçekçi olsun şey. Daha iyi anlaşılsın yani bu ne kadar önemli olduğu. Çünkü şöyle bir hikaye de vardır. Mesela bakın toplamda benim şu an database'imde 2393 maç var. Bu hı-hı. maçın evde oynanan maçları 1200, yani 1191. Evet. Çok özür diliyorum. Evde bir dakika. Evinde oynadı 1202 maç. 1202. Yani 1200 maç var ve bunun içerisinde çok kötü oynadığımız sezonlar da dahil. Yani öyle düşününce karma baktığınızda ama %50 kazanmak çok büyük bir olay. İşte bence de. Bu çok önemli. Yani Ankara'da kazanırız. Hani dedim ya Trabzonspor'un şampiyon olduğu ya da bu hegemonyayı, Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe hegemonyasını yıktığı yıllardaki en önemli şeyi evinde hı-hı. kazandığı maçlardır. Evet. Bunlar önemli. O yüzden hani Sakarya'yı yenmemizin bir artısı da bu. Bunları cebe koyalım ve inşallah dediğim gibi şu yönetim hikayesini de çok fazla takımın şu sinerjisini bozmasın ve yolumuza devam edelim diyorum. Eyvallah. Ağzına sağlık Yılmaz Güler, Mehmet Çetinkaya. Yani dilimiz döndüğünce uzun bir haftayı yorumlamaya çalıştık. Önümüzdeki uzun bir hafta bizi bekliyor. Yani buradan Hamdullah abi hatırlayalım. Şuurlu olalım, sakin olalım. Evet. Önümüze bakalım. Biz Gençler Birliği'yiz. Hani başka camialar gibi değiliz. Yani istediğimiz gibi o kırmızı kartta biz kendi oyuncumuza hesap sorardık. Başkalarına hesap sormazdık. Canım, Gençler Birliği olduğumuzu unutmayalım. Tribünlerdeki kardeşlerimizi, büyüklerimizi, küçüklerimizi uyaralım bazı durumlarda. Çünkü Gençler Birliği'ne yakışacak durumlar var. Taraftarlarla ilgili şeyleri gelecek yayınlarda konuşuruz. Bodrum Spor maçından da. Tabii buyur Mali. Son bir cümle söyleyeyim bu konuda da. Tabii. Mesela biz şöyle bir tribünde büyüdük. Daha doğrusu öğrendik tribün kültürü, pardon. Mesela şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. Çok gerilimli bir maç düşünün. 19 Mayıs'ta mesela maç izliyoruz. Çok gerilimli. İşte Fener Beşiktaş Galatasaray maçlarından biri olsun. Türlü türlü şeyler oluyor. Yani hani rakip tribün zaten başlı başına olay. İşte ne bileyim kendi tribünümüzün içerisinde turva, ne derler ona? Bir şey kurma. Turva. Aynen. Turva muhabbeti yapmış şeyler var. O kadar gergin yani. İşte bir yandan hakem inanılmaz kötü falan filan filan filan. Rakip oyuncular o kadar kötü. Bu kadar gergin bir ortamda. Bugün ben şunları gördüm. Yani siz de gördünüz. Onun için anlatıyorum. Bilmeyenler için anlatıyorum. Yani biri çıkıp, bakın bir kişiden bahsediyoruz. Biri çıkıp herhangi bir şekilde bir futbolcuya, hakeme şuna buna küfrettiği anda, küfürler saydırmaya başladığında biri kalkıp hop, burası Gençler Birliği tribünü arkadaş, küfredemezsin diye bağırdığını ve susturduğunu biliyorum. Ya bunu defalarca gördük. Bu böyle bir şey. Hani bakın toplu küfüre falan hiç gelmiyor. Bu hayatta olmazdı. Anında öyle bir ufak bir şey bile olsa anında tüm tribün ıslıklayarak kendi tribününü sustururdu. Yani böyle bir tribünden bahsediyoruz. Ama işte sizin anlattığınız kadarıyla daha içeriden biliyorsunuz. Son haftaları çünkü gelemiyorum ben maçlara. Çok daha büyük erozyon yaşamışız ama bunları hatırlamamız lazım. Eyvallah. Eyvallah Mali. Ağzına sağlık. Aynen. Bunu da söyleyelim. Bu da arşive geçsin. Çünkü sonuçta bazı şeyler erozyona uğruyor ama bazı şeylerin de erozyona uğramaması gerekiyor. Bunlardan birisi de tribün kültürümüz.
Bodrum Spor maçından daha önce dediğimiz gibi umarım alnımıza uzak geleceğiz. Bodrum Spor maçı çok bizim için belirleyici olacak. Yılmaz'ın dediği gibi orta saha mücadelesi çok çetin olacak. Ama dediği gibi Malin'de bizim de avantajımız olduğu bir maçtan bahsediyoruz ki haftaya Çorum'u burada rahat ağırlayalım ve rakiplerimizle ilgili o ilk maçları da rahatça atlatalım. Teşekkürler arkadaşlar. Ağzına sağlık. Herkese iyi akşamlar. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.